Merhabalar sevgili izleyiciler. 40 programı ile karşınızdayız. Bu programda konuğuma 40 adet soru yöneltiyorum. Her soruyu yanıtlamak için 2 dakika süresi var. Eğer herhangi bir soruya yanıt vermek istemezse pas geçme şansına sahip. Eğer bir soruya 2 dakikadan daha kısa bir sürede yanıt verirse arda kalan süreyi diğer sorular için kullanma şansı var. Bugünkü konuğum 80 öncesi sağ ve sol çatışmanın göbeğindeki isim Haluk Kırcı. Haluk Kırcı hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hemen sorularımla başlamak istiyorum. Yoğun bir hayat yaşadınız. Sizle ilgili öğrenmek istediğimiz o Türkiye'nin yakın geçmişinin aydınlanmasını istediğimiz birçok karanlık nokta var. Onları bu programda aydınlatabilirsek ne mutlu bize. Efendim 1958 yılında Erzurum'da doğdunuz. İlk orta ve liseyi memleketiniz Erzurum'da bitirdiniz. Naime Paşa konaklarında oturdunuz. Diyorsunuz ki hayatımın en güzel yılları orada geçti. Mahalle kavgaları ederdik. Mahalle kavgasında kafası yarılmayan adamı da adamdan saymazlardı diye bir not düşmüşsünüz. Şimdi çocukluk oyunları ve mahalle kavgası kaç defa kafanız yarıldı merak ettim. İlk sorum gelsin. Kavga etmeyi seven bir çocuk muydunuz? Yani ben çok kavga etmeyi seven bir çocuk değildim ama bizim normal yaşadığımız kültürde Erzurum'un 60'lı 70'li yıllarında bizim bir şehir mahalle kültürümüz vardı. Bu mahalle kültüründe de işte 13, 14, 15 yaşlarına kadar gençler kendi aralarında gruplanırlar. Diğer mahalledeki arkadaşlarıyla ortada herhangi bir meselenin olması çok önemli değildir. Önemli olan atraksiyondur. Bir kavgadır, bir harekettir. Biz böyle bir kültürün içinde geldik. O zamanlar işte mahalle kavgaları, okul kavgaları bunların hepsi olurdu. Normaldi yani benim gibi birçok genç çocuk, yani çocukluktan gençliğe geçme evresindeki insanlar kavga ederlerdi. Kavgadan da biz yüksünmezdik. Çünkü benim abim şöyle bir laf demişti bana. Çocukluğumdan beri hep kulağımda kalmıştır. Oğlum kavga etmek, dövmek de şereftir, dövülmek de şereftir. Yeter ki kavgadan kaçma. Ben hayatımda kavgadan hiç kaçmadım. O çocukluğumuzda yaşadığımız gerçekliğin bir parçasıydı. İyi bir kültürümüz vardı. Güvenlikli, huzurlu, kendi içinde kavrulabilen, insanların arasında uçurum olmayan bir mahallede yaşadım. Yani en zenginiyle en fakirin arasında büyük bir uçurum yoktu. Hemen hemen evlerde herkesin eşyaları aynıydı. İnsanlar daha sevecendi. Güvenlik vardı, huzur vardı. Mahallemizin de kendine göre değil, şehrin bir kültürü vardı. O kültürün içerisinde de mahalle kavgaları veya oynadığımız oyunlar kavganın bir parçasıydı. Bu Orta Asya'dan gelen Türklerin çocukları yetiştirmek için kullandıkları metotlardan biriydi bana göre. Çünkü o kavganın içerisinde bir arkadaşını korumak vardır, fedakarlık vardır, kaçmak vardır, kovalamak vardır. Yani bir hareket vardır. Bu hareketin bir parçası olduğumuz için de Erzurum'un kültürü böyle bir kültür bizi aşılamıştı. Çok kavgayı sevmezdim ama hiçbir zaman kavgadan kaçmadım. O bizim hayatımızın bir parçasıydı aslında yani. Yani biz o hayatın parçasını yaşadığımız için bize tabi geliyordu. Ve bunlar da doğal şeylerdi. Çünkü biz toprakla haşır neşirdik. Toprağın içine yaşıyorduk. 30 saniye ek süre veriyorum. Toprağın getirdiği bir gerçeklik vardı. Bu gerçekliğin içerisinde bizim kültürümüzün bir hemhal olması, kendi içerisinde yoğunlaşması, bütünleşmesi vardı. Biz o kültürü yaşadık ve çok mutluyduk yani. Kafamız kırıldı, kırılmadı değil. Burnumuz da kırıldı, dişim de kırıldı. O gençliğin, o çocukluğun getirdiği bir hayatımızın parçası olduğu için de hiç yüksünmezdik. 3 gün sonra da barışırdık yani. Öyle aramızda uçurumlar olmazdı, kan davaları güdülmezdi. Büyüklerimiz de bizim çok kavgamıza karışmazlardı. Peki. Olgunlaşmamız için bir şey gibi görürlerdi onu. Peki, sürede oldu. Haluk Kırcı anladığım kadarıyla önemli olan atraksiyondu diyorsunuz. Ayıp olan kavga etmek değil, kavgadan kaçmakmış anladığım kadarıyla. Ayıp yani, olan kavgadan kaçmak gibi evet. Algılıyorum. Peki, evet. Şimdi siyasi yaşamım orta sonda başladı demişsiniz. Tabii orta son deyince 15 yaşlara tekabül ediyor. Aslında bir gencin tam ergenlik yaşı, kavak yerlerinin estiği yaşta siz siyasi hayatınızın başladığını söylüyorsunuz. Soru gelsin. Sizi 15 yaşında siyasete sokan olay neydi? Şimdi ben bunu çok düşündüm. Yani tabii benim şehrim aslında yaşadığım kültür, doğduğum ana kucağı Türk İslam medeniyetinin en önemli teberruz ettiği merkezlerden bir tanesi Erzurum. Ben doğuştan ülkücüydüm aslında. Yani Türk milliyetçisiydim. Çünkü benim iklimim oydu. Ben o kültürün içine doğdum. Ama beni en önemli etkileyen şey ben çok okumayı seven bir çocuk. Yani 10 yaşlarından itibaren işte Tom Mixer, Texaslar, ondan sonra Tarkanlar, yani çizgi romanlarla başlayan okuma hayatım daha sonra polisiye romanlarla devam etti. Ondan sonra da
Ya inanın bana, ben lise 1'deyken dünya klasiklerini çoğunu okumuştum. Yani Rus klasiklerini, Fransız klasiklerini, Amerikası, İngiliz'i, İspanyol'u Türkiye'ye çevrilmiş. O zamanlar mesela bir şey vardı, Varlık Yayınları vardı. Kitapçıkları biraz da özetleyerek yayınlardı, ucuzdu. Ben de 150 tane falan o zaman Varlık Yayınları'nın kitapları vardı. Ben o kitapları okuyarak kendi kendimi geliştirdim. Daha sonra da tarihe merak sardım. Özellikle yakın tarihi çok okumaya başladım. Benim siyaset hayatına girmem veya işte siyasi bir organizasyonun içinde yer almam biraz da beynimle ilişkili bir hadise, okumayla ilişkili bir hadise, algılamayla ilişkili bir hadise. Ama yaşadığım tabii ki toplumun, kültürün bana dayattığı veya benim de severek kabul ettiğim bir yapının neticesi de bu oldu yani. Ülkücü oldum, Türk milliyetçisi oldum. Onun içinde hayatım devam etti. Kavgalarım oldu, işte hayatım maceraları oldu, bilmem neler oldu. Ama şu bir gerçek, ben okuyarak okuyorum. Şu anda da bütün gençliğe bunu söylüyorum. Yani bana gelip soruyor şu genç çocuklar, işte siyasetten soruyorlar, şundan soruyorlar. Ama onlara tek söylediğim şey, okuyun, düşünün, akledin. Asla kimseyi kendinize idol etmeyin, asla kendinize tanrılar yaratmayın. Yapacağınız şey algılarınızı geliştirmek, yapacağınız şey kendinizi geliştirmek, dünyanın, Türkiye'nin gerçekleri üzerine beyninizi geliştirmek. Bunun aksinde işte ucuz kahramanlıklar, bilmeden, inanmadan bir takım insanları kendinize idol etmek yanlış. Süremiz bitti. Ben şimdi 80 öncesi dinamikleriyle devam etmek istiyorum. 80 öncesi hem birazcık yaşadığımız hem bize anlatılan kardeşin kardeşe düşman olduğu, nice kanın akıtıldığı o kara dönem. Siz 80 öncesi için diyorsunuz ki Türkiye'nin çektiği acıları bir kez daha görmektense 1000 kere ölmeyi tercih ederim. Ateş düştüğü yeri yakar. O dönemde ben de çok acı çektim. Bizim jenerasyonumuz mahvoldu diye özetlemişsiniz o dönemi. Soru gelsin. 1980 öncesi gençliği kimler mahvetti? Şunu kabul etmek lazım. Yani biz biraz geriye gitmek mecburiyetindeyiz burada. İkinci Dünya Harbi'nden sonra Türkiye'de, dünyada yeni bir yapı ortaya çıktı. Bu yapı kutuplu bir yapıydı. Bu kutuplu yapının bize dayattığı bazı gerçekler vardı. Ben buna ideolojik çağ diyorum. Yani ideolojik çağın dayattığı bir takım gerçekler vardı. Bu ideolojik çağın yapısına göre biz kaplara ayrılıp da kavga etmeye başladığımızda Türkiye'de bir jenerasyonu kaybettik sağıyla soluyla. Yani bunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. İkinci jenerasyonu biz nerede kaybettik? İşte FETÖ olayında. Yani bizi hiç boş bırakmadılar, biz de boyunlara düştük. Aslında okuyan, düşünen, akleden bir nesil. Çok iyi okuyan, hakikaten samimi bir nesil. Kavga ederek hapishanelerde birbirlerinin canına kıyarak büyük bir mücadelenin neticesinde ortaya çıkan tablo Türkiye'nin kaybıdır. Yani kimse kazanmadı. Kazananı yok bu iş. İdeolojik kavganın neticesinde büyük bir kayba uğradık bütün millet olarak. Bu millet büyük bir neslini kaybetti. Hakikaten ciddi insanlarını kaybetti. Okuyan, düşünen, meseleleri anlamaya çalışan ve bununla ülkenin sevdasına düşmüş insanlarını kaybetti. Bu ülkenin, Türkiye'nin kaybıdır. Evet, doğrudur. Türkiye bir daha 80 öncesi gibi kardeşin kardeşi kırdığı, sokaklarda kavganın, insan annelerin evladım eve nasıl dönecek diye düşünmediği, düşündüğü bir yapıyı bir daha yaşamasını istemiyorum, arzu etmiyorum. Bunu arzu etmek de zaten bu ülkeye düşmanlık etmektir. Bizim nesillerimiz geleceğe yönelik, bugünün çağın gerekleri, gerçekler içerisinde kendilerini donatmalı ve ona göre de ülkenin geleceğine projeksiyon tutmalı. Kavga niye? Yani biz bunu yaşadık, doğrudur. O günün şartları, o günün tarihsel gerçekleri böyleydi. Bakın şimdi çok basit bir şey söyleyeceğim. Mustafa Kemal Atatürk. Birimiz tanrı yapıyoruz, birimiz yerlerde süründürüyoruz. Niye? Çünkü onun çağını anlamadığımız. 30 saniye ek süre veriyorum. Çağını anlamadık Atatürk'ün. Atatürk'ün gerçeğini anlayamadık. Atatürk'ün yaşadığı dünya dengelerini bilmiyoruz. Okumuyoruz çünkü. Sadece kulaktan dolma kahve kültürüyle ve kutupların kendi işlerini ürettikleri bir takım mitolojilerle Atatürk'ü yargılamaya kalkarsanız yanlış yaparsınız. Bugün de o yanlış yapılıyor. İşte bizim çağı da anlayabilmek için çağın gerçeklerini bilmek lazım. Şimdi Z kuşağı denilen dijital dünyanın içine girmiş genç çocuğa 1960'ların 70'lerin kavgasını anlatamazsınız, algılayamaz. Ancak okursa, bütün boyutlarıyla okursa, bütün artılarıyla, eksileriyle görmeye başlarsa farklı bir yere evrilebilir. Ama anlayamaz. Ülkenin artık ideolojik 30 saniye daha veriyorum. İdeolojik kavgalara ülkenin ihtiyacı yok. Ülkenin yeni yetişen nesilleri dünyanın gereklerine ve gerçeklerine donatmaya ihtiyacı var. O çağ farklı bir çağdı. O çağın gerekleri, gerçekler içerisinde samimi bir kavga verdik. Ama geri dönüp baktığımızda ülkenin kaybettiğini gördük. Ülke genç nesillerini kaybetti.
ülke iyi beyinlerini kaybetti. Bunlardan sıyrılabilmek için de mutlaka çağın gerçeklerini gereklerine göre insanlarımızı donatıp, peki, şiddetin olmadığı bir yere doğru gençlerimizi evrilmemiz lazım. Süremiz doldu. Bunları daha programımız boyunca konuşacağımız için ek süre vermiyorum. İlk eyleminiz Ankara'da Bahçeli Evler son durakta bir solcu kooperatifine bomba atmaktı. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in de korumalığını yaptığınız, hatta çantasını taşıdığınız söylenir. Bu kadar yakınlaşmıştınız. Soru gelsin. Alparslan Türkeş sizce nasıl bir liderdi? Alparslan Türkeş doğuştan lider. Yani bazı insan zaten liderlik sonradan olmaz. Parayla alınmaz, eğitimle olmaz. Liderlik yaratılış özelliğidir. Alparslan Türkeş yaratılışından lider bir insandı. Ben onun korumalığını yapmadım. Orada bir yanlış var. Buyurun, sadece düzeltin. Bir kere evin önünde bekçilik yapmıştım. Yani polisler eksikti, bizim abilerimiz oraya yönlendirdiler bizi. O zaman bir çantasını almam vardır. O benim için özel bir şeydir. Hoşuma giden bir hadisedir. O zaman Türkeş Bey'in çantasını alıp elini öpmüştüm ki daha sonra birçok yerde benim jenerasyonumdaki arkadaşlarımızın olduğu gibi Türkeş Bey'le karşılaşmışızdır, elini öpmüşüzdür, sohbetini dinlemişizdir. Ama öyle bir yakın korumalığını falan yapmadım. Türkeş Bey liderdi, doğuştan bir liderdi. Allah kanı kanı rahmet etsin. Bu ülkeye çok şey katmıştır. En azından bizim nesillerimize çok şey katmıştır. Bize farklı şey, yani şunu hep düşünürüm. Ya ülkücü olmasak ne olurduk? Yani çünkü yetiştiğin çevre belli. Heyecanı seviyoruz, hareketi seviyoruz. Genciz, kanımız kaynıyor. Ülkücü olmasaydık veya solcu olmasaydık, solcu gençlere de aynı şeyi sorabiliriz. Ne olurdu? O bizim nesil için düşünüyorum. Farklı bir dünya çünkü. Bugünkü dünyayla orayı anlamak mümkün değil. Ne olurduk? Ya işte sokaklarda kavga eden, efendime söyleyeyim, kahve köşelerinde oyun oynayan, dünyadan kopuk bir insan olabilirdik. Belki çok iyi okullardan mezun olup ülkenin geleceğinde bir yerlerde bürokrat olabilirdik. Ama şu bir gerçek ki, Türkeş Bey bizim hayatımızda çok büyük katkılar olmuştur. En azından bize bir ruh üflemiştir. Bu ruhun neticesinde de biz o günün gerekleri, gerçekler içerisinde üstümüze düşeni yapmaya çalışan insanlarız. Ama Türkeş Bey liderdir. Liderlik özelliğini zaten 1980 öncesi hayatını bilenler, hatta askeriyeden başlayan 1944'teki Türkçülük hareketleri, davalarda yargılanması, hapishanelere girmesi, o çizgisini hiç kaybetmemesi Türkeş Bey'in liderliğini zaten gösterir. Zaten karizması bizim gibi milyonlarca Türk gencini etrafında toplamayı başarabilmiştir. Bu da onun liderliğinin zaten, peki, önemli bir vasfıdır. Peki, şimdi tüm hayatınızı mercek altına aldığımda sıklıkla karşılaştığım bir başka isme vurgu yapmak isteyeceğim. Ve Abdullah Çatlı'yı telaffuz edeceğim. Soru gelsin. Abdullah Çatlı'yla nasıl tanıştınız? Ben aslında rahmetli Çatlı'yla tanışmam 1976'ya gider. O zaman ben Erzurum'da bir tiyatro oyunu sahneye koyacağız Ülke Ocakları bünyesinde. Bir sahnede şey olması lazım. Yani solcuların kullandığı afişler falan olması lazım. Dolayısıyla Erzurum'da biz bunu bulamayız. Geldik, o zaman Zafer Pasajı vardı şeyde, Kızılay'da. Oradan, onlardan alacağız. Dolayısıyla da Ülke Ocakları Genel Merkezi'ne gittik. O zaman bizim teşkilat yapımızda bir yerden bir yere gittiğiniz zaman Ülke Ocakları Başkanı'nın verdiği bir tavasut mektubu olurdu. İşte arkadaşlarımız geliyor yardımcı olun gibi. Biz de Ankara'ya gittik, Genel Merkezi. O zaman Abdullah Çatlı, Muhsin Başkan, yani rahmetli Muhsin Başkan, Ülke Ocakları Genel Başkanı'ydı. Abdullah Çatlı da yönetim kurulu üyesiydi. İlk defa ben Abdullah Çatlı'yı orada gördüm. Erzurum'da o zaman Ülke Ocakları Başkanlığımız yapan Muammer Cındırlı ağabeyimiz vardı. Onun dostlardı, ona göndermişti bizi. Gittik oradan afişleri aldık geldik ve oyunumuzu oynadık. Sahnede o posterleri kullanma mecburiyeti vardı. Öyle bir tanışıklığımız oldu. Daha sonra ben 1976'nın sonunda liseden mezun oldum. Biraz da lisede, ortaokulda kaybım vardı serserilikten. Liseye geldiğimde, liseyi bitirdikten sonra ben Erzurum'da okumak istemedim. Yani dar şehir bana biraz şey geliyordu, baskıcı geliyordu, bana dar geliyordu. Ben daha büyük şehirde daha büyük işler yapmayı seven bir adam olarak kendimi hissediyordum. Ankara'ya geldim. Amacım da konservatuvarda tiyatro bölümü okumaktı. Ama nasip değilmiş. Onu anlatırım zaman olursa. Abdullah Çatlı o zaman Ankara Ülke Ocakları Başkanı'ydı. Hareketi seven, liderlik özelliği olan, her şeyle gençliğin öncüsü olabilecek yetenekli bir adamdı. Onunla birlikte bir dostluk hayatımız başladı ve ölene kadar da devam etti. Hapishane hayatlarımız, firarlıklarımız ayrı olmak üzere. Abdullah Çatlı önemli bir insandı Türkiye için. 40 yaşında gencecik, arkasında büyük bir mücadele bırakarak rahmetli oldu gitti. Peki.
Şimdi bir kırmızı soruyla devam edeceğim Haluk Kırcı. 1978'e götüreceğim sizi. Ankara Bahçeli Evler'de yaşları 20 ile 26 arasında değişen Türkiye İşçi Partili 7 genci neden öldürdüğünüzü sormak istiyorum. Bu olayı neden gerçekleştirdiğiniz hep karanlıkta. Bu 7 gencin ikisinin olayın gerçekleşeceği sırada tesadüfen kapıdan gelen kişiler olduğunu da not düşelim de. Diğer 5 tipli genç neden hedefinizdeydi? Siz neye inandırılmıştınız? Soru gelsin. Bahçeli Evler katliamını neden gerçekleştirdiniz? Bu çok uzun bir hikayedir. Yani bir defa şunu söyleyeyim. Katliam denilip geçiliyor. Sanki bu ülkede tek bir tane katliam yaşanmış. 7 tane insan öldürülmüş bir yerde. Bu hep ön planda bu var. Başka hiçbir şey olmamış gibi insanlara yedirilmeye çalışılıyor. Bu çok yanlış. Bakın o günkü ideolojik kavganın neler getirdiğini insanlar bilmiyorlar. Çünkü bir takım medya gücünü o zaman ellerinde bulunduranlar hep Bahçelievler'i ön plana çıkarmışlardır. Arkada olan hiçbir şeyden insanların haberi yoktur. Bakın size iki tane hadise söyleyeceğim sadece. Bir tanesi İstanbul'da 1 Mayıs mahallesinde öldürülen 5 tane işçi vardır. Adamların hiçbir suçu günahı yoktur. Kastamonu'dan gelmişlerdir. Bir gece konduda günlük amelelik yaparak geçinen insanlardır. Yaptıkları tek şey kaldıkları odanın duvarına Türk bayrağı ve Alparslan Türkeş'in resmini asmaları, altında da küçük bir üçlalin olması. Bu adamları almışlardır, sorgulamışlardır, katletmişlerdir. 5 tane zavallı işçi. Bakın Adana'da Yapı Meslek Lisesi'nin televizyon salonunda 5 tane öğretmen, ülkücü öğretmen öldürmüştür. Bir tanesi de benim hocamdır. Mustafa Karaca. Araştırıp baksınlar. O da bir katliamdır. Bakın şeyde Aybastı'da, Ordu'da, ormanda 5 tane ülkücü genç katledilmiştir. Bundan hiç kimsenin haberi yoktur. Varsa yoksa Bahçelievler. Bakın Bahçelievler bir katliam değildir. Biz oraya katliam yapmak için gitmedik. Bizim bir gün önce Ankara'da hamam önünde 2 tane arkadaşımızın arkadan kafalarına ateş edilmek suretiyle öldürmüşlerdi. Bunun intikamı için gittik. Bu adres bizde vardı. Orada 2 kişi yaşıyordu. 4 kişi, 5 kişi, 7 kişi değildi. O gecenin kendi iç dinamikler içerisinde gelişen bir hadisedir. Oraya ülkücüler olarak biz katliama gitmedik. Arkadaşlarımızın intikamı için gittik. Dahası var, onu da anlatırım müsaade ederseniz. Ek bir bakın, dakika süre vereceğim. Bu arkadaşlar, burada ölen arkadaşlar, iki tanesi devlet istatistik enstitüsünde çalışan iki kişidir. Bunlar hem öğrencidir hem devlet istatistik enstitüsünde çalışmaktadırlar. Benim sonradan edindiğim bilgileri anlatayım size. Bunların o zaman Behice Boran vardı. Şimdiki İşçi Partisi değil. Millet yanlış anlıyor. O zaman Behice Boran'ın başkanlığı yaptığı bir işçi partisi vardı. Direktmen Sovyetlerin 5. gücüydü bana göre. Türkiye'de gizli resmileştirilmiş bir komünist partisiydi. Bu partinin üyesiydi bunlar. Sonradan öğrendiğime göre bu iki arkadaşının Sovyet elçiliğinde biriyle irtibat olduğunu da bana söylediler. O farklı bir şey. Biz oraya Sovyet elçiliğinde çalışıyorlar. İşte Türkiye'nin istatistik bilgilerini oraya veriyorlar falan diye gitmedik. Yanlış anlaşılmaz. Bir gün önce araştırılırsa tarihte kayıtları var. Hamam önünde iki tane çok sevdiğimiz yakın arkadaşımızın kafasını ateş etmek sureti arkadan hem de öldürüldü. Şehit edildi bu çocuklar. Bunların intikamı için gidildi ve orada farklı. Şimdi katliama gidiyorsanız eğer elinizde otomatik silahlar olur. Katliama gidiyorsanız eğer başka tedbirleriniz olur. Bir dakika süre veriyorum. İki tane tabanca. Yani iki tane bildiğiniz tabanca. Orada olayın kendi iç dinamikler içerisinde bir takım gelişmeler oldu ve netice böyle teberruz etti. Yani yoksa biz oraya gidelim katliam yapalım işte insanları öldürelim onu yapacaksan katliam yapacaksan adamlar cenaze kaldırıyorlar. Okullardan toplu çıkıyorlar. Alırsın otomatik silahı gidersin vurabildiğin kadar insan vurursun. Öyle bir şey yok. O günkü ideolojik kavgada bizim belli prensiplerimiz vardı. Sanki şey gibi düşünün yani konsensus gibi. Yani biz birbirimizin cenazesine saldırmazdık. Biz birbirimizin işte toplu şeylerine, olaylarda kavga ederdik ama hiçbir zaman insanlara hedef göstermek için ateş etmezdik. Öyle bir dünyamız yoktu. Bu bir intikam saldırısıydı. İntikam saldırısının neticesi de böyle bir ağır net tablo çıkardı. Ama Türkiye'de tek katliam Bahçelievler değildir. İnsanların bunu bilmesi lazım, anlaması lazım. O günkü ideolojik kavganın neticesinde böyle istenmeyen veya aşırı kaçan eylemler olmuştur. Bunları biz de yaptık, solcular da yaptı. İşte size 3 tane katliam sayıyorum, bir tane de Bahçelievler. Arada fark ne? Oldu bunlar, yaşandı. Bunlar gerçek. Yani bunlardan peki, kendimizi soyutlayamayız. Buradan devam edelim. 2 dakikada ek süre verdim. Size aynı konuyla devam etmek istiyorum. Çünkü merak ediyorum. Bu cinayetleri işlerken hiç
ben ne yapıyorum demediniz mi? Yani beş insanı hayattan, muhtemel umutlarından, sevinçlerinden, ailelerinden koparırken bir vicdanınızın sesini duyamadı mı kulağınız? Çok merak ediyorum. Bugün 62 yaşınızın olgunluğuyla size bu sorumu yöneltmek istiyorum. Öldürdüğünüz 7 gencin ailesiyle hiç karşılaştınız mı? Bunun vicdani muhasebesinde içinizde ne yaşadınız? Kırmızı bir soru gelsin. Bahçeli Evler katliamını gerçekleştirdiğinize pişman mısınız Haluk Kırcı? Ben, ya bakın şimdi, hayatta keşke diye bir şey yok. Yani şunu anlamak lazım. Hayatta keşke diye bir şey yok. Hayat devam edecek. Ben de ölebilirdim. Yani o gün şartlarda bana da çok ateş edildi. Çok arkadaşım yanımda vuruldu. Bunları ben birebir yaşadım. Yani şimdi pişmanım demek hiçbir şeyi çözmez. Veya pişman değilim demek de hiçbir şeyi çözmez. Çünkü hayatta gerçek yok, bir realite var. Yani şey yok, keşke yok. Yani hayatta keşke diye bir şey yok. Siz hayatın keşkeleriyle devam ederseniz hayatta hiçbir şey yapamazsınız. O günün çağın gerçekleriydi. Siz şimdi şunu sorabilir misiniz? Kurtuluş Savaşı'nın herhangi bir gaziye, ya Yunan askerlerini öldürdün de niye öldürdün? Veya Yunan askerini, ya Türk askerini öldürdün de niye öldürdün diyebilir misiniz? Bu bir savaştı. Bu savaşın gerekleri ve gerçekleriydi bunlar. Bunları anlamadan, yani bu çağın metoduyla, bu çağın algısıyla, bu çağın metaforuyla, hatta bu çağın algoritmasıyla o günlere bakamazsınız. O gün bir kavga vardı, bir savaş vardı. Benim arkadaşlarım da öldürüldü. 2228 civarında isim isim tespit edilmiş, ülkücü şehit dediğimiz arkadaşlarımız var ortada. Yani 2000 kişiden bahsediyoruz. Onlarda da o kadar zayiat var. O bir savaştı. Savaşın neticesinde yıllar geçmiş. Benim söyleyeceğim tek şudur bu konuda. Yani insanları ben yargılama açısından söylemiyorum. Söyleyeceğim şudur. Biz ideolojik çağın gereklerini ve gerçeklerini bizi yönetenler göremediler. Bizim o gençliğimizin getirdiği enerjinin bir şekilde boşalması için bizim önümüzü açmadılar. Bizi ideolojik çağın kurbanları haline getirdiler. Biz bunu yargılamak mecburiyetindeyiz, buraya bakmak mecburiyetindeyiz. Ben şimdi size diyeyim ne olacak? Ben pişmanım. Pişmanlık neyi çözer? Algıları doğru yapabilmek lazım. İnsanları doğru konulara kanalize etmek lazım. Benim şahsi olarak hiçbir şekilde iş dünyamda bunun sıkıntısını yaşamıyorum. Çünkü ben gerçekçi bir adamım, realist bir adamım. O günün çağı, o günün şartları, o günün dünyası, o günün, 30 saniye veriyorum. O günün ideolojik kavgaları bizi oraya sürükledi. Bunları yaşadık ve bize kimse silah doğrultup da git şunu yap bunu yap demedi. Biz gönüllü insanlardık ya. İnanmıştık. Yani inanmış insanın yapabileceği ne varsa her şeyi yaptım. Ben bugünkü insanlara niye diyorum? Okuyun, düşünün, akledin. Gençlerimize diyorum ki kimseye kendinize tanrı edinmeyin. Bizim kavgamız insan öldürmek değil, bizim kavgamız gidelim de gençleri katledelim değil. Bizim kavgamız ülkemizi daha iyi hale, daha huzurlu, daha güvenirli, daha zengin bir ülke haline getirip kendi dinamikleri içerisinde... Peki, süremiz doldu Haluk Kırcı. Ben buradan devam etmek istiyorum çünkü günahsız doğan bir bebeğin nasıl olup da davası uğruna insan öldürebilecek hale geldiğini biraz çocukluk hikayenizi masaya daha çok yatırarak anlamaya çalışmak istiyorum ve zorlanıyorum. Şimdi mütevazı bir ailenin dördüncü çocuğu olarak, evet, dünyaya geliyorsunuz. Ortaokulda annenizi kaybediyorsunuz. Evet. Çocukluğunuzda oynadığınız oyunlardan bahsettik. Savaş taktikleri içeren, biraz saldırganlık içeren, kanın deli aktığı dönemlerdeki oyunlarınız. Hatta lisede çok kavgacı bir genç olduğunuz için okula gelmemeniz şartıyla da diyorlar ki okula gelme ki sana diploma verelim gibi bir not var bende. Yanlışsam düzeltirsiniz. Ama bir taraftan da tiyatroya ilgi duyuyorsunuz, şiirler okuyorsunuz, şehir şehir dolaşıyorsunuz. Ne oluyor da 20 yaşında bir katliamın en önemli sorumlusu oluyorsunuz? Soru gelsin. Doğrudur. Sizi suç işlemeye kim teşvik etti? Beni kimse teşvik etmedi. Ben hep gönüllüydüm. Yani çok rahat bir şekilde söyleyeyim. Çünkü inanmıştım. İnanmış insanın, bakın inanmış insan atom silahından daha tehlikelidir. Çünkü inanmıştım. Ben şuna inanmıştım. Ülkemin bir tehlike altında olduğuna inanmıştım. Ülkede bir komünist işgalinin olabileceğine inanmıştım. O günkü dinamikler çerçevesinde söylüyorum. Ülkemin elden gideceğine inanmıştım. Kendi inandığım değerlerin ortadan kaldırılacağına inanmıştım. Bunun kavgasını verdik. Yani biz, hadi ya ben hiçbir zaman kendimi katil hissetmedim. Ben katil değilim zaten. Yani ben, bilen bilir beni. Yufka yürekliyimdir. Hakikaten çok samimi söylüyorum. Yufka yürekliyimdir. Çok zavallı insanların karşısına geçip onlarla birlikte ağlamış bir insanım. Ben vahşi bir insan değilim. Benim yüreğim yufkadır. Şimdi gelmeden kızıma sordum. Dedim ki ya belki dedim orada sorulardan biri şu olabilir. Yani büyük ihtimalle de sorarlar dedim.
ben nasıl bir babayım diye sorabilirler. Aşırı rahat ve iyi babasın dedi. Yani ben öyle ceberrut bir insan da değilim. Asla değilim. Hiçbir zaman olmadı. Ya biz şimdi insanların algılayamadıkları şu, o günkü ideolojik çağın getirdiği, dayattığı bir kavganın içerisinde insanlar her şeyi yaptılar. Ama ben kendimi hiç katil hissetmedim. Kimse kusura bakmasın. Bir savaşın neticesiydi. Benim de canım yandı. Onların da canı yandı. Bu gerçeklik böyle devam etti. Yani yoksa ben aman işte ben Türk İslam kültüründen gelmiş, merhametin ne olduğunu bilen, merhamet duygusuyla yetiştirilmiş, asla hırsızlık yapmaması gerektiğini, asla insanların canını acıtmaması gerektiğini, asla insanlara zulmedilmemesi gerektiğini öğreten bir kültürden geliyorum. Bu kültürün içerisinden çıkıp da gidip başlı bir şekilde insan öldürebilir misiniz? Yapamazsınız. Ben kendimi cephedeki asker gibi hissediyordum. Yani cephedeki asker ne yapar? Düşman kendisini ateş ettiği zaman o da ateş eder yani. Biz bunu yaptık. Biz bunun haricinde hakikaten gidip de insanları katledelim, zulmedelim. Ya ben kimsenin namusuna... 30 saniye daha veriyorum. Kimsenin namusuna, kimsenin cebine, kimsenin parasına, haysiyetine, onuruna tek zerre miskal insanlara ben kötü yanaşmış bir insan değilim. Böyle bir şey yapamam. Bizim ailemiz müsaade etmez, kültürümüz müsaade etmez, insanlığımız müsaade etmez, inandığımız değerler müsaade etmez. Yani ben İslam'a inanıyorum, Allah'a inanıyorum. Evet varsa günahım, Allah o öbür dünyada bunun hesabını benimle misliye soracak. Ama benim söylediğim şu, ideolojik çağın gerçekleri ve gerekler içerisinde savaştım, peki, mücadele ettim, bundan da yüksünmüyorum. Peki, süremiz doldu. Sıradaki soruyla devam ediyorum ve 2010 yılında verdiğiniz bir röportaja atıfta bulunmak istiyorum. Bu röportajınızda Bahçeli Evler olayı olduğunda 20 yaşındaydım. Ben ülkemin komünist işgal tehdidiyle karşı karşıya olduğuna inanmıştım. Oyuna geldiğimizi anlayabilmek için 12 Eylül darbesinin yapıldığını görmemiz lazımdı demişsiniz. Adalete hesap verdim, şimdi sıra Allah'ta diyorsunuz. O zamanlar 20 yaşındaydım. Bizleri kullandılar, 5000 kişinin katili ben miyim demişsiniz. Kullanıldık derken kimi kastettiğinizi çok merak ettim. 12 Eylül öncesi de kandırıldığınızı mı düşünüyorsunuz? Soru gelsin. Sizi kimler ne için kullandı? Bu soruyu sorduğunuz için size özellikle teşekkür ediyorum. Ben bir röportajım ciddi manada tahrif edilmişti. Ve düzeltecek platforma zaman bulamadım. Bir gazeteci hanımın rızası üzerine kendisiyle röportaj yaptım. Tek kelime değiştirmeyecek denildiği halde değiştirildi maalesef. Burada kullanılmaktan şunu bahsediyorum. Yani oradaki tabii cümlem öyle değil ama ben şunu bahsediyorum. Kendimi temizle falan çektiğim yok. Söylediğim şu. Dünyada bir güç var, güçler var. Bugün dünyada nasıl dijital dünya yaratan güçler varsa o gün de ideolojik çağı yaratanlar vardı. Bu ideolojik çağı yaratanlar bize de dayattılar. Bizim gibi Fransız gençliğine dayattıkları gibi, işte Vietnam gençliğine dayattıkları gibi, Afrika'da bilmem ne ülkesine dayattıkları gibi bir ideolojik çağ yarattılar. Bu ideolojik çağda biz önümüzü o şeyin perdenin üzerine açtıkları için biz de bu oyuna geldik. Nasıl geldik? Daha şiddetli bir şekilde, çünkü Türk milletinin kanında farklı şeyler var. Biz orada farklı bir eylem moduna geçtik. Masalarda tartışmadık. Tartışmayı çok istediğimiz halde bunu yapamadık. Benim söylemek istediğim budur. Yani ideolojik çağın getirdiği sofrayı kim kurduysa bizi kullananlar onlardır. Burada ben ülkücüyüm, öbürü solcu, öbürü İslamcı değil. Bir ideolojik sofra kurdular önümüze. Buna Cemil Meriç Bey çok güzel söylüyor. Diyor ki ideolojiler insanlara giydirilmiş deli gömleğidir. Yani deli gömleğini giydirdiler, bir çağ yarattılar. Şimdi ideolojik çağı yaratıyorlar. Dijital çağı yaratıyorlar. Bütün gençliğimizi mahvedecekler. Gençliğimizi ideolojiden ve farklı dünyalardan, farklı kültürlerden, farklı duygulardan kopardılar. Sadece biz değil, bütün dünya insanlığı, bütün dünya gençliği şimdi farklı bir algoritmanın, farklı bir beyin yapısının, farklı bir hayatın içine doğru sürükleniyorlar. Gerçeklikten koparıyorlar, topraktan koparıyorlar, bayraktan koparıyorlar. İnsanı insan yapan her türlü değerden koparıyorlar. Şimdi yeni bir dünya yaratmaya çalışıyorlar. Biz o gün nasıl o dünyanın gerekleri içerisinde... 30 saniye veriyorum. O dünyanın gerekleri içerisinde, ideolojik çağın gerekleri içerisinde bir hamle fazla yapabilmişsek, yani kavgayı şiddetlendirip de şiddete dökmüşsek, bunda da ülkücü hareketin payı, inanın bana, bakın tarihi okumuyoruz. İnanın bana, bu şiddet olaylarında ülkücü hareketin payı 30'u geçmez. Yani %30'u geçmez. %70'i solundur çünkü ilk silahlı eylemi onlar başlattılar. İlk kavgayı onlar başlattılar. Biz de kavganın içine girdik. Bu bizim o günkü refleksimizdir, savunma gücümüzdür. Bunu yaptık, bunu inkar etmiyorum.
Ama o dünya yaratanlar bugün yeni bir dünya yarattılar. Peki, buradan devam edeceğim. Zamanı Süzerken kitabınızı okudum. Hı. Buradan bir alıntılama yapmak istiyorum. Çünkü tam da bu konudan bahsetmişsiniz. Diyorsunuz ki, hiçbirimiz bilgilenmenin, kültürün, öğrenmenin, aydınlanmanın gerçek savaş olduğunun farkında değildik. Oyun masası öyle kurulmuştu diyorsunuz. Tabii ki oyunu kuran bir taraftan da kuralları da koyacaktır. Merak ediyorum, soru gelsin. Oyun masasını kim ya da kimler kurdu? İşte Dünya Harbi'nden sonra dünyada yeni bir organizma ortaya çıktı. Millet arası ilişkilerde, toplumsal arası ilişkilerde iki kutuplu bir dünya yaratıldı. Bu dünyanın içerisinde Türkiye'de bir şekilde yer aldı. Çünkü stratejik konumu işte bildiğimiz gerçekliklerden dolayı Türkiye hassas bir ülke. Bu ülkede de o sofrayı onlar kurdular. Biz kurmadık. Kimse kurmadı. Bugün işte iddia ediyorum ya yeni bir çağ geliyor. Yeni çağı da biz kurgulamıyoruz. Yani o gün ideolojik bir sofra açıldı önümüze. Kim ne yerse yesin denildi. İnsanlar bunu, Türk milliyetçiliği bir ideoloji değildir. Türk milliyetçiliği bir hayat tarzıdır. Türk milliyetçiliği ideolojiden çok bir duygusallıktır. Duygusal bütünlüktür. Ülkücü hareketin ideolojik olarak da düşüncelerinden çok teknikleri vardır. Yani o ideolojik çağ, ideolojik çağın gerekleri, gerçekler içerisinde sofrayı kuranlar bu işleri de kurguladılar. Yani bu komplo teorisi falan değil. Yani bundan 20 sene önce hani bu internet falan şey yapmadan tam manasıyla insanlığın hayatına girmeden söyleseydim bunu insanlar zor anlayabilirdi. Ama bugün bir gerçeklik var. Gençlerimizin algoritması değiştiriliyor mu? Değiştiriliyor. Bunları kurguluyorlar adamlar. Yani dünyada dayatıyorlar. Bakın Atatürk niye büyük? Atatürk imparatorluklar çağının bittiğini, milletler çağının başladığını, cumhuriyetlerin kurulacağını, bu imparatorlukların ortadan kalkacağını görüp ona göre Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni kurgulayan büyük bir adamdır, büyük bir beyindir. Bu beyin o günün çağın gerçeklerini ve gereklerini gördüğü için büyüktür. O kadar Osmanlı paşası vardı, hiçbiri göremedi de Atatürk mü gördü? Evet, bir tek Atatürk gördü. Yani imparatorluklar bitiyor, yeni bir çağ başlıyor. Bu çağın gerekleri içerisinde bir şey yapmak lazım değil mi? Birinci Dünya Harbi'nin neticesi. İkinci Dünya Harbi'nin neticesi ne? Kutuplar. Yani büyük imparatorluklar. Bir tarafta patronlar, patronların altında onların 30 saniye güçleri, süre veriyorum. O güçlerin getirdiği yeni bir dünya. Yeni bir dünya neyle teberruz etti? İdeolojilerle. Bir tarafta komünizm, bir tarafta işte liberalizm veya kapitalizm ve onun izimlerinin alt verileri. İnsanlar neyi fark ettiler? İki taraflı bir düşmanlık yaratıldı. Büyük bir düşmanlık, büyük bir korku imparatorluğu kuruldu. Herkes zenginlikleriyle birlikte yeni bir dünyaya doğru giderken, kendilerini güçlendirirken biz ne yaptık? Kavga ettik. İstedikleri buydu, yaptılar. Benim söylemek istediğim budur. Şimdi yeni bir çağ geliyor. Bu çağı görmezsek, bu Peki. çağın gereklerini yapamazsak yine kaybedeceğiz. Peki. Şimdi diyorsunuz ki babamın katilini öldürmedim, namus için adam öldürmedim, para pul için adam canına kıymadım. O günkü şartlarda çok samimi duygularla bu ilkenin elden gitmesinin kavgasının verildiği bir dönemde Türkiye'mizi kaybederiz korkusuyla bir kavganın içindeydim. Bu kavgayı da samimiyetle verdim demişsiniz. Siz kendinizi katil olarak görenlere kızıyor musunuz? Soru gelsin. Kendinizi kahraman olarak mı görüyorsunuz? Hayır asla. İnsanlar kendilerini kahraman olarak göremezler. Tarih insanı kahraman yapar veya hain yapar. Bu tarihi bir süreçtir. Bu süreç içerisinde ben kahraman falan değilim. Ben bir sıradan inanmış, samimi bir ülkücüyüm ya. Hiçbir zaman benim öyle bir iddiam olmadı, öyle bir dünyam olmadı. Ha beni katil olanlar görebilirler, doğrudur. Nefrette de bakabilirler. Ki bakıyorlar biliyorum. Bunlar gayet doğal şeyler, insani şeyler. Nasıl bakacaktı yani? Adamın canını yakmışsın. Ne diyecek sana yani? Ama ne gittin mi diyecek? Ay ya bu çocuk katil değil, inandığı için mi yaptı diyecek? Değil. Bunun duygusal boyutları var. Gerçekçi boyutları var. Bu boyutların içerisinde bana dönüp de ya ne yetmişsin Haluk falan deme şansı yok. Bizim arkadaşlarımızdan da bana kimse kahraman gözüyle bakmasın. Öyle bir iddiam da yok. Öyle bir şey de ben yapamam zaten. Tarih yapar. Tarihin yargılarına ben bir şey yapamam. Ben sadece inanmış, İnandığı doğrultuda hep dik durmuş, kavgamı da dürüst vermiş bir adamım. Ben hayatımda kimseye yanlış yapmadım. Hiçbir arkadaşımı hiçbir yerde satmadım. Çok acılar çektim, çok yokluklar çektim, çok sıkıntılar çektim, vefasızlıklar gördüm. Buna rağmen hep dik durmaya çalışmış bir adamım. Tarih yargılar beni, kahramansam kahramanım. Kahramanlık da öyle ucuz bir şey değil. Şeyin Atsız, Nihal Atsız'ın çok güzel bir şiiri vardır. Der ki, kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmemektir. Kahramanlık içerek acı ölüm tasından ileriye atılıp bir daha dönmemektir.
Yani ne kahramanlar gitti bu ülkede. Onlar gittiler. Biz kahraman falan değiliz. Öyle bir iddiam da yok. Öyle bir şeye de gerek yok. Bir çağın gerekliliği ve gerçekliği içerisinde tarihe tanıklık yapıyorum burada. Diyorum ki inanmıştık. İnandığımızın gereklerini ve gerçeklerini yerine getirdik. Yaptığımız işlerde insanların yargıları farklı olabilir. Ama ben asla hiç kimseye zulmetmedim. Hep dik durdum. Allah bana yardım etti. Peki. Bugünlere geldim. Peki Haluk Kırcı, bir röportajınızda rastladığım çarpıcı gelen bir cümleyle devam etmek istiyorum. Benim idam edilmemi Abdullah Çatlı engelledi diyorsunuz. Direkt soru gelsin. Abdullah Çatlı idam edilmenizi nasıl engelledi? Evet, bunu ben demiyorum. Bunu Perinçek'in bir dergisi vardı. 1989 sayısında kapaktır bu olay. 89'du galiba. Abdullah Çatlı yurt dışına firar etmişti. Bir takım arkadaşlarımız da firardaydı. O zaman biliyorsunuz bu Ermeni meseleleri gündeme geldi. İşte devletin belli mecraları, askeri yönetim devam ediyor. Daha rahat kararların alındığı, daha rahat kararların uygulandığı bir dönem. O dönemde şöyle bir karar alıyorlar. Diyorlar ki işte Avrupa'da biz de bunlara hamle yapalım. Yani canımızı yakıyorlar. Devletin refleksi doğrudur. Yani bir sürü suçsuz günahsız bir bürokratımız, büyükelçimiz, işte dış açıkta çalışan insanlarımız katlediliyor. Kim tarafından? Asala tarafından. Asala'yı analiz ettikleri zaman ortaya bir tablo çıkıyor. Diyorlar ki karşı hamle yapalım. Bu karşı hamleyi kimden yapalım falan diye düşünürlerken de tabii ki devlet bazen şey yapmaz, risk almaz. Yani bana ne der, yürür gider. Öyle bir insanlara ihtiyaçları var. Avrupa'da bizim arkadaşlarımızdan kaçak olduğunu, yaşadığını biliyorlar. Bir dolaylı irtibatlarla onlara bir teklifte bulunuyorlar. Abdullah Çatlı da cevap olarak diyor ki evet böyle bir şey yapabilirim ama şartlarım var. Nedir diye şartlarını soruyorlar. Şartlarının söylediği 4 tane madde var. Bir tanesi diyor ki bizim arkadaşlarımız asılmasın, serbest bırakılsın. Alparslan Türkeş serbest bırakılsın. İdamlar durdurulsun. 4. maddesi de şu, ülkemize rahat dönebilelim. Yani her şeyi yapalım ama bu 4 maddeyi bize garanti verin. Onların verdikleri cevap şu, evet senin arkadaşların asılmayacak, yani bir süre tanınacak. 2. Alparslan Türkeş zamanı geldiği zaman serbest bırakılacak. 3. İdamlar belli bir süre sonra... Ek 1 dakika süre veriyorum. İdamlar bir müddet sonra sona erecek. Ülkenize dönmenize zaman alır gibi, böyle ben yuvarlak kitaplarla söylüyorum. O zaman böyle bir karar alınıyor. Bu kararın üzerine bizimkiler kabul ediyorlar. Yapabildikleri kadar bir takım eylemler yapıyorlar. Ondan sonra Abdullah Çatlı'ya Fransız istihbaratı güzel bir tezgah kuruyor. İçeri alıyorlar. Kimse de sahip çıkmıyor. Orada da oyun bitiyor. Ama burada benim anladığım kadarıyla bir zaman tanıma gibi bir hadise var. Onun çok teknik ayrıntıları var. İşte bana ilk önce devlete karşı işlenmiş suçlardan idam cezası verdiler. Ondan sonra asker Yargıtay bunu bozdu. Devlete karşı işlememiştir diye. Ondan sonra bir daha yargılandım falan filan. Süreç uzadı. O arada da idam cezaları ortadan kalktı. Yani orada bir kıyak gördüğümü düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Onu konuşacağız. Onu konuşacağız. Evet. Abdullah Çatlı'nın orada vermiş olduğu bir karardır. O karara da devletin verdiği bir tepkidir, reflekstir. Allah kanı kanı rahmet etsin. Belki de yaşamama vesiledir. Belki de kaderimizin sırrında bu vardı, bilemiyorum. Ama Abdullah Çatlı'yı iyi analiz ettiklerini düşünüyorum. Teklif edilebilecek en önemli adamlardan biri oydu. Zaten başkası da yoktu bana göre. Peki 30 saniye daha veriyorum. Buradan devam edeceğiz sonra. Bunun üzerine rahmetli beni ve arkadaşlarımı korumak refleksiyle böyle bir teklifte bulunmuştur. Bu teklifin neticesinde de bugün hayattayım. Kendisi de meşhum bir trafik kazasında rahmetli oldu gitti. Allah kanı kanı rahmet etsin. Yani bu tür şeyler olur. Bütün dünyanın devletlerinde olur. Ama bizdeki gariplik şudur. Devlet kirli bezlerini göstermez. Yani bu devletin böyle bir kötülüğü vardır. Bu kirli bezler gösterilmiştir maalesef. Basına intikal etmiştir. Kim vasıtasıyla? Doğu Perençin'in Aydınlık Dergisi vasıtasıyla kendileri bunu servis ettikleri için anlatıyorum. Süremiz yoksa ben doğdu. Bunu konuşmam bile. Konuşacağız. Şimdi Abdullah Çatlı'dan devam etmek istiyorum. Diyorsunuz ki Nevşehirliler Abdullah Çatlı'ya sahip çıkmalı, ismini yüceltip yükseltmeli, çocuklarına onu anlatmalı demişsiniz. Şehrin ileri gelenleri bu işe el atmalı. Her sene cenazesine dışarıdan bir sürü insan geliyor. Nevşehirlilerin %99'u ortada yok. Niye Abdullah Çatlı bu memlekete bir katkı sağlamadı mı demişsiniz. Bu şehrin ayıbıdır. Herkes çocuklarına rahatlıkla Abdullah Çatlı ismini de koyabilir. Bugün 3 tane kahraman say deseler
hangi ismi sayacaklar diye de sorgulamışsınız. Abdullah Çatlı'yı kahraman olarak mı görüyorsunuz? Merak ediyorum. Soru gelsin. Abdullah Çatlı bu ülkeye ne kattı? Çok şey kattı. Yani bunu kabul etmek lazım. Ya bizim jenerasyon ve bizim arkadaş grubumuz için söylüyorum. Ülkücü hareket için söylüyorum. Ve yurt dışında yaptıkları için söylüyorum. Abdullah Çatlı bir defa böyle insanların kafasında şey yaptıkları gibi polet alemdar falan değil. Yani böyle saçma sapan şeyler anlatıyorlar. Abdullah Çatlı bir Türk milliyetçisiydi, ülkücüydü, iyi bir babaydı, iyi bir aile reisiydi. Çünkü severek evlenmiş, liseyi bitirir bitirir evlenmiş, iki tane çocuğu varken kavga vermiş bir adamdır. Yani benim oradaki serzenişim şeyedir, Nevşehir'de yapılan her yıl yaptığımız anma törenindedir. Cezaevinden çıktığımdan beri, 2015'ten beri bunu ben organize ediyorum kızlarıyla birlikte, ailesiyle birlikte. Şimdi gidiyoruz oraya, Nevşehirliler bir haber olaydan. Çünkü Nevşehirliler şey yapmıyor, ilgi göstermiyor. Orada da Nevşehir'in yerel televizyonu bana böyle bir şey sordu, ben de bunu söyledim. Aslında hak etmediği bir yerde. Niye? Ya sizin şehrinizin bir değeridir bu, sevin sevmeyin. Yani sevenlerin çok olduğunu biliyorum. Orada bir katkı sağlamıyorlar, ona bir serzenişte bulunmuştum. Bana göre kahramandır Abdullah Çatlı. Kahramanlık nedir? Ölçüsüne ileri atılıp bir daha dönmemek mi? Abdullah Çatlı ileri atıldı ve bir daha dönmedi. İşte benim gözümde kahraman budur. Hiç hayatında paso vermedi. Hiç hayatında kötü bir şey yaptığını görmedim. Onun kadar paraya değer vermeyen, onun kadar arkadaşlar için fedakarlık yapan, onun kadar yeri geldiği zaman risk alan ikinci bir adamı tanımadım. Bunlar önemli şeyler bizim hayatımızda. Yani Abdullah Çatlı gibi adamı tanımaktan şeref duyarım her zaman. Onunla ölene kadar yan yana duran da tek adamım, onu da söyleyeyim. Çünkü risk almayı severdi. Herkes de o riske girmez. Bir defa bir fenomendi ya. Müthiş bir karizmatik bir adamdı. Şuradan girse 100 kişi olsa bütün kafalar ona dönerdi yani. Yapısı itibariyle, yaratılış itibariyle liderdi. Liderlik özelliğini çok önemli üzerinde teberruz etmiş bir adamdı. Yani farklı bir kişilikti. Peki, süremiz doldu. Sırada kırmızı bir sorumuz var. Kırmızı bir soruyla devam edeceğiz Haluk Kırcı. Şimdi 25 Ocak 1996 İstanbul'da yeniden yakalanıyorsunuz ve aynı gün firar ediyorsunuz. O zamanki Emniyet Müdürü'nün bu firarda yardımlarının olduğu iddiası vardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul Başsavcısı Sayın Avni Bilgin'e yazılan bir mektup var. Milliyet Gazetesi ele geçiriyor ve şu iddialar ortaya atılıyor. İddiaya göre infaz bürosunda görevli 14 yıllık polis memurunun söylemleri var. Diyor ki polis memuru, 14 yıllık polis memuruyum. Şimdiye kadar çalıştığım süre içerisinde böyle rezil bir polislik, polis müdürleri görmedim. Bu mektubu da artık yazmak zorunda kaldım diyerek serzenişte bulunmuş. Diyor ki Kırcı Asayiş Şube Müdürü'nün odasında ayak ayak üstüne atıp oturdu. Koridorlarda serbestçe gezdi. Müdürümüz de bizlere hep emir verir. Bu şahıs istediği gibi gezebilir demiş. Sizin için saat 18 sıralarında da Emniyet Amiri Mehmet Aslan Ünal ve Asayiş Şube Müdürü Sedat Demir'le birlikte Emniyet Müdür Yardımcısının katındaki merdivenlerden garaj kısmından gittiğinizi söylüyor. Soru gelsin. Emniyet ve Asayiş Şube Müdürü'nün yardımıyla mı firar ettiniz? Çok net olarak söyleyeyim. Önce bunu yazan arkadaş kimse gitsin polis müfettişlerinin raporlarına baksın. Ben asla ve asla namusum, şerefim, haysiyetim onun üzerine yemin ediyorum. Hiç kimseden yardım almadan olay çok enteresan şekilde gelişti. Allah'ın yardımıyla ve benim kendi cesaretim ve kabiliyetimle oradan kaçtım. Hiç kimsenin ama bakın namusum üzerine yemin ediyorum. Hiç kimse yani dışarıdan içeriden. Polislerden orada söylenen öyle gezdi falan değil. Orada aynı gün kaçmadım. Öyle bir şey de yok. Yalan. Bir hafta emniyetin nezaretinde yaşadım. Beni bir hafta sonra savcılığa teslim etmek için evrak bekliyorlardı. Yani benim dosyam bekliyorlardı ki alsınlar götürüp savcılığa teslim etsinler. Orada infaz bürosunda aşağıda bodrumda hücrede kalıyorum. Yani hücre dediğin yerde işte bir sürü insan var. Yani üç odalı kocaman bir müteperrike ora. Orada kaldım. Ve Ramazan oruç tutuyorum. Şeyde işte kaçtığım gün beni çıkardılar. Üstümdeki bütün her şeyi almışlardı. Para, pul, bilmem ne falan. Onların hepsini verdiler. 5 tane polisin nezaretinde avcılar savcılığına götürdüler. Tarihler bellidir. Orada adliyede kayıtları var. Gittik orada bekledik. Savcı dedi ki dosyası henüz gelmedi. Götürün kendi muhafaza edin. Yani benim görevi tutuklaması için bir önünde evrak olması lazım adamın. Beni tekrar geri getirdiler. İftara 20 dakika veya 1 saat var. Yani böyle bir şey var. Girdim içeri infaz büroya. Zaten polislerin çoğu oruç. Millet gitmiş. Emniyet bomboş gibi bir şey. Şimdi kimliğim üzerimde, param üzerimde, saatim mi daire hepsi üzerimde. Gittik içeriye. 2 tane polis memuru oturuyor içeride.
Şimdi bir koridor var. Koridorda bir oda. Onlar teslim alacaklar. Beni aşağı gönderecekler. O zaman yani hiçbir niyetim yok. Bir de kaç gündür şeyle... Artı bir dakika veriyorum. Kuru ekmekle aşağıda iftar ediyorum yani. Kuru ekmek işte şu bu. Dışarıdan bir şeyler getirtiyoruz. Polislere dedim ki ya oruçtanız dedim. Para vereyim dedim. Şu dışarıdan bir yemek söyleyin dedim. Beraber şurada iftar edelim dedim. Sulu yemek yemedim dedim. Ya bir sulu yemek falan şeyse. Ben de orucum dedim. Çocuklar da der ki ya olur mu olur derken bunlara bir para verdim dışarıdan yemek söylemeleri için. Orada bir masa var. Sandalye var yanında. Oturdum. Paltom var üzerimde. Kış günü. Paltoyu kafama geçtim. Böyle iftar baktı. İftarı bekliyorum. Gözüm bayağı dalmış. İki tane memur konuşuyorlar odanın içinde. Bir bayan avukat. O zaman da cumuk yeni çıkmış. Kadın geldi. Polislere rica ediyor. Müvekkilimle görüşeyim diye. Onlar da diyor ki ya iftar baktı. İftardan sonra gel. Kadın dedi ki ben uzaktan geldim. Bilmem ne yaptım. Şu bu derken baskı yapmaya başladı. Mecbur kaldı. Bir tanesi kadını aşağıya müteferkaya indirdi. Bir tanesi de orada oturuyor. Ben de baktım vakit çok az kalmış. Yemek geldi mi diye sordum. Gelmedi dedi çocuk. Paltoyu giyindim. Şöyle koridora doğru çıktım. Bir de burada bir kapı var, bir de dış kapı var. Ben buradan koridorların dedim bir elimi yüzümü yıkayayım geleyim dedim. Polis olur dedi. Çünkü orada da nöbetçi polisler var. Bir bank var, orada polisler var. Oraya çıktım o meydana. Dışarıda yağmur yağıyor. Artı bir dakika veriyorum. Dışarıda yağmur yağıyor. Üstümde palto var, gömlekte kravatlıyım. Tamam mı? Herifler beni ne bilsin? İki tane resmi polis. Çocuklar da orada hazırlık yapıyorlar iftar için. Kapıya doğru yürüdüm baktım. Şimdi o geride kaldı. Bu iki polis de burada. Bir baktım ki benden ilgilenmiyor bu herifler. Bana bakmadılar bile. Ben de kapıyı açtım. Şöyle önde bir yürüyüş yeri var. Oradan yürüyorsunuz. Merdivenlerden meydana çıkıyorsunuz. Gayrettepe'de. Bir tane giriş kapısı var. İki giriş kapısı var. Gelirken orayı gördüm. Polislerin benzin falan aldıkları bir kapı var. Ekip arabaları giriyor. Bir de şahısların girdiği kapı var. Oradan çıkmak mümkün değil. Ben o tarafa doğru yürümeye başladım hızlı adımlarla. Bir baktım ki orada da kulübe var. İçinde polis nöbet tutuyor. Ama kapı açık. Herife selam verdim. O da bana selam verdi. Herif ne bilsin gömlek, kravatlı, paltolu, kelliferli bir herif oradan yürüyor. O zaman nereden baksan 40 yaşlarındayım yani. Yürüdüm. Aşağı doğru indim. İlk sokaktan yukarı çıktım. Ya böyle bir şey olamaz. Bu insanların kaderinde bazı şeyler vardır. Olursa olur yani. Yukarı doğru koş adımla çıktım. Toparlayalım. Bir tane taksici... Orada duruyor, inmiş, arabasının sağını solunu siliyor. Dedim ki ya beni bir havalanına götürmüş. Toparlayalım Haluk Kırcı. Bu çok önemli, bunu anlatmam lazım. Son 30 lazım. Saniye veriyorum, peki diğer sorularınızdan. Bunu anlatmam lazım. Orada baktım ki herif arabayı yıkıyor. Dedim ki ya beni havalanına, şimdi uzak mesafeye söyledim ki adam alsın beni. Ya dedi orucum ben işte iftar vakti. Ya dedim 2 dakika kaldı, beraber dedim sigaram varsa içeriz. İftar ederiz, benim işim acele dedi. Taksi atladım, yürüdüm, gittim. Ondan sonra 50 tane hikaye anlatıldı. Yine yemin ediyorum, yine iddia ediyorum. Oradaki polis müdürleri, oradaki zavallı polis çocuklar, hiçbirinin en ufak katkısı varsa, dünyanın en karakterli, en adi insanı benim. Bunun hikayedir, böyle bir şey yoktur. Ben kendi kabiliyetlerimle o gün yaratılan fırsatı değerlendirmemle tebarruz etmiş bir olaydır yani. Sıradaki soruyla devam edeceğim. Şimdi hayat bu kadar koyu renklerle ilerlerken, bir de evlilik olayınız oluyor. 1 Ağustos 1992'de Erzurum'da evleniyorsunuz. Merak ediyorum bu kadar stresli bir dönemde ne ara aşık oldunuz? Nasıl bir gönül serüveniydi o? Eşinizle ne ara tanıştınız ya da tanıştırıldınız? Eşiniz Vesile Kırcı. Hı. Sizin o ara firari mahkum olduğunuzu biliyor muydu? Soru gelsin. Eşinize firar derken mi aşık oldunuz? Hayır. Ben 1991'de 3713 sayılı yasayla, o yasanın geçtiği birinci maddesi diyordu ki idam cezası alanlar 10 yıllarını tamamlamışlarsa tahliye edilirler diye. O tahliye neticesinde ben cezadan tahliye oldum. Normal şartlarda mahkeme kararıyla çıktım. Evlenmeye de niyetim yoktu ama kaderde böyle bir gerçeklik var. Selim Kaptanoğlu var. Alparslan Türkeş'in doktorluğunu yapmış bir ağabeyimizdir. Erzurum'dan milletvekili aday olmuş 91 seçimleri için. Bana dedi ki ya Erzurum'a beni götür, ben kimseyi tanımıyorum. Ben de tanırım, severim Selim abi. Gidelim dedi, ben milletvekili adayım dedi ikinci sıradan. Beni bırak gel falan. Bir sürü hikaye, gittik beraber Erzurum'a. Benim çocuk arkadaşım var. Onun ismi de Haluk'tur. Onun baldızı benim hanım. Ablasının yanında kalıyor, annesi babası vefat ettiği için. Daha önce bir cezaevine çıktığımda görmüştüm. Demek ki gönlüm kaymış. İkincisinde böyle bir daha gördüm. İşte evlerine davet etti arkadaşım. Gittim falan. Tabii benim hanım hakikaten gerçek kahramandır. Cesaret etti. Bana evet dedi. O zaman 24 yaşında genç güzel bir kız yani. Biraz da dilimin herhalde etkisiyle ikna ettim.
Öyle bir ikinci sefer görünce arkadaşım da bana yardımcı oldu. Yani ben şeref duyarım sana falan diye. Eşim de ülkücü. Yani biraz da ülkücünün verdiği o bana bakış açısıyla kabul etti. Öylece bir evliliğimiz başladı. Ben evlenirken firar falan değildim. Bir sürü yanlış hikayeler anlatılıyor. İşte firarken evlendi, bilmem kim Mehmet Ağar korudu, bilmem ne yaptı. Ben firar falan değildim. Ben evlendikten 20 gün sonra hakkımda Seyfi Oktay'ın aldığı kararla, yani hükümet kuruldu. Hükümette Adalet Bakanı Seyfi Bey oldu. Seyfi Bey'in aldığı özel bir kararla, kendisinin çabalarıyla tekrar aranmam çıkarıldı. 3 aylık evliyken aranmam çıktı benim. Yani ben eşimle firarken falan evlenmedim. Ben normal evlendim, hem de halka açık bir düğün yaptım. Öyle olsa gizli bir nikah yaparım yani. Böyle bir şey asla olmadı. Peki, ona Mehmet Ağar da eşinizin nikah şahidi, evet, diye bir parantez açalım. Şimdi kırmızı bir soruyla devam edeceğim Haluk Kırcı. 1991 yılında 3713, biraz önce siz de bahsettiniz. Bu değişiklik yapılıyor infaz yasasında ve ölüm cezası alan ve 10 yıl yatan herkes tahliye oluyor ve tahliyeniz sağlanıyor. Ardından yanlışlık olduğu anlaşılıyor. 7 kez idam cezası aldığınız için 36 yıl olması gerektiğine karar veriliyor. 5 yıllık bir firardan sonra 25 Ocak 1996 yine yakalanıyorsunuz, ancak tekrar firar ediyorsunuz. Biraz önce anlattınız. 3 yılınız daha firarda geçiyor. Sonra 10 Ocak 1999'da tekrar yakalanıyorsunuz. Ancak bu kez 22 Aralık 2000'de 4616 Rahşan affından yararlanıyorsunuz. Hayır. Ve idam cezanız kaldırılıyor. İnfaz yasası indirimi yapılıyor. Yanlışsam düzeltin. Evet. 18 Mart 2004 yılında da tahliye ediliyorsunuz. Doğru mu? Şimdi ne hikmetse yanlış hesap yapıldığı anlaşılıyor. Yeniden aranmaya başlanıyorsunuz. İkinci kez benzer bir senaryo tekrarlanıyor ve bu kez Ukrayna'da yakalanıyorsunuz. Kartal cezaevine konuluyorsunuz. 28 Mayıs 2010'da tahliyeniz oluyor, fakat 8 Şubat 2011'de tekrar içeri giriyorsunuz. Bu kez bir kanun daha çıkıyor. Bahçeli Evler katliamı cezaları 2012'de 632'ye 3. yargı paketiyle tamamen rafa kalkıyor. Yani bir daha geriye dönük olarak bu meselenin hiçbir şekilde açılmayacağına dair bir karar çıkıyor. Şimdi kronoloji hep lehinize işlemiş görünüyor. Öyle dolayısıyla mi? Soru gelsin. Haluk Kırcı, sizi kim koruyor? Şimdi çok net şekilde söyleyeyim. Korunan adam 27 sene hapis yatar mı? Ömrünün yarısı firarda geçer mi? Yani böyle bir şeyin olması mümkün mü? Bakın, Özal bu yasayı benim için çıkarmadı. Türkiye'de barış sürecini başlatmak için çıkardı. Herkes faydalandı. Şimdi orada bir incelik var. Biraz evvel anlattım. 146. madde, 149. madde diye eski TCK'da maddeler vardı. Burada 50 tane adam öldürün, hiç önemli değil. Devlete karşı işlenmiş suçlar babından ilgilendirdiği için 10 yıl ceza alıyor, idam cezasını bir tane alıyordunuz. Bir de 454 diye bir madde var. Bu maddede birden fazla adam öldürme maddesi, kan davasından olabilir, farklı sahiplerle olabilir, ceza suç işleyenler için geçerli. Biz 149'dan ceza aldık, bir tane idam. Bize dediler ki hayır, bunlar devlete karşı suç işlememiştir. Sanki gitmişiz işte kan davasından ceza almış, suç işlemişiz gibi bizi 454'ten maddeden idam cezası verdiler. Fakat 3713 sayılı kanunun geçici birinci maddesi diyor ki idam cezası alanlar 10 yıllarını yatmışlarsa tahliye edilirler. Mahkeme bu kanunun gereği olarak beni tahliye etti. Şimdi kaderin cilvesine bakın. Seyfi Oktay Adalet Bakanı olduktan sonra mahkemeye döndü, dedi ki yazılı emir denilen sadece Adalet Bakanlığı'nın yetkisinde olan bir yetki var. Adalet Bakanı diyor ki şu dosyayı bozun. Ben buraya hoşlanmadım. Adalet Bakanlığı'nın tuttu en yakın mahkemeye, bana tahliye veren mahkeme itiraz etti. Mahkeme dedi ki hayır, böyle bir şey olamaz. Yani bu iş bitti. Ondan sonra yazılı emir yetkisini kullandı. Birinci daireden bana tekrar sanki bir adamı 7 kere asacakmışsın gibi, yani bir adam bir defa asarsın. Her seferinde indirip asacakmışsın gibi bir şeyle, bir dakika kararla veriyorum. Benim hakkımda idam cezasını her biri için 10 yıl, 7 yıl. Türk Ceza Kanunu'nda da 1 yıl 36 yıldan fazla yatmak olmadığı için bana 36 yıl 1 yıl ceza kestiler. Bunu Seyfi Bey yaptı. Yani bilerek yaptı. Bu bir intikam savaşıydı. Yaptı, helal olsun. Başardılar da. Bütün hayatımı zehir ettiler. Yüzlerce arkadaşımızı öldüren, binlerce arkadaşımızı öldüren adamlar bir maddeden bir idam aldıkları için, defaten idam verilmediği için kanun gereği, onlar bir iki tane 10 yıllarını yatıp tahliye oldular, hayatlarına devam ediyorlar. Kimse onlar nerede ne yapar bilmez. Ve benim gibi birçok arkadaşım olmasına rağmen bu kanun sadece benim için işletildi. Kim beni koruyor?
hani derin devletin adamısındır da görürler, şey ederler ki Seyfi Bey sen ne yapıyorsun ya? Kime ne yapıyorsun? Bütün hayatımı zehretti. Evlendikten sonra 3 ay sonra firar durumuna düştüm. Ben bu yanlış tahliye. Yanlış tahliye diye bir şey yok. Mahkeme tahliye veriyor, itirazlar geliyor. Yukarıdan başka kararlar bulunuyor. Bilmem ne yapılıyor. Tekrar hakkımda yakalama kararları çıkarılıyor. Hiçbir tane yanlış tahliyem yok. Yanlış tahliyeyi bir hakim yapabilir mi ya? Adamın hayatını kaydırırlar. Adam kanunlara, şeylere bağlı olmadan bir şey yapabilir mi? Tahliye yapabilir mi? Peki. Haluk Kırcı, şimdi siz evlenmenize atıfla o zaman firari değildim diyorsunuz ama bendeki bilgiler firari olduğunuz noktasında ben yine onun altını çizerek bu sorumu sormak istiyorum. Tarih 1 Ağustos 1992. O dönem ben firari olduğunuzu düşünüyorum. Yanlışsam somut bir şekilde beni yanıltın. Çünkü bir taraftan da şöyle enteresan bir durum var. Hem firarisiniz, nikah şahidinizde Erzurum Valisi Mehmet Ağar. Yani ileride İçişleri Bakanlığı yapacak olan, Emniyet Müdürlüğü yapacak olan dönemin valisi. Dolayısıyla tablo olarak bir valiyle bir firarinin yan yana gelmesi de basında çok yer almıştı. Soru gelsin. Mehmet Ağar neden nikah şahidinizdi? Şimdi ben Mehmet Ağar'ı hayatımda tanımam. İsmini bile bilmezdim. Yani ben Erzurum'a gittiğimde düğün davetiyesi dağıtmak için, bunu daha önce televizyonlarda da anlattım. Şehirde arkadaşlarım var, abilerim var. Onlarla birlikte, onlara da bir en son o zaman MHP il başkanlığı yapan bir ağabeyim vardı. Ona gittim. Daha sonra milletvekilliği de yaptı. Cezmi Bey, Cezmi Polat. Ona dedim ki abi davetiye getirdim sana. Dedi ki ya Haluk dedi şeye verdin mi? Protokole davetiye verdin mi? Belediye başkanına, kültür müdürüne, bilmem kime. Yok dedim, öyle bir şey de düşünmedim dedim. Hadi gel dedi, gidip dağıtalım. Gittik ve o zaman işte belediye başkan yardımcısı bir ağabeyimiz. Belediye başkanına şuna bunu derken valilikte belediye yan yana, orada bir kültür müdürlüğü var. Onun kültür müdürü ağabeyim, ona götürdük. O aradan geçiyoruz. Mehmet Bey o zaman Erzurum valisi, tabii biliyorum kimin vali olduğunu ama geçerken yanımızda şey de var, benim bacanağım da var. Yani eşimin babası gibi sayılacak adam. O da onunla birlikteyiz. Mehmet Bey onu da tanıyormuş. Ya çünkü vali o adam, iş adamı o çocukta. Geçerken hayırdır falan dedi, yani kapı açıkmış. Hayırdır dedi, bir özel kalem var, bir kendi odası var. Özel kalemin orada duruyormuş adam. Şey de dedi ki efendim sayın valim dedi, işte arkadaşımız falan dedi, düğün davetiyesi dağıtıyoruz. Getir bakayım dedi. Kim dedi? Vallahi billahi işte Cezmi abi yaşıyor. Ya dedi ki bizim genç arkadaşlarımızdan çile falan da çekti, işte düğün yapacak falan. İyi dedi, özel kalemine dedi ki al bunu. Müsait olursak bakarız dedi. Şey, gelmeye çalışırız dedi. Düğün günü Mehmet Ağar'ın geleceğinden bile haberim yok. Biz polis evinde yaptım çünkü halka açık. En iyi salon oraydı, orayı tuttum. Gittik orada düğün salonu, benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben salonda gelinle beraber oturuyorum. Bir baktım bir hareketle meral oldu. Mehmet Bey içeri girdi. Oradan polis evinde kalıyormuş. Evi şeymiş, evini getirmemiş Erzurum'a. Polis şeyinde lokalinde falan yemek yiyormuş. İnmişler. Ek 30 saniye süre veriyorum. Cezmi abi işte o zaman bizim Erzurum'da ileri gelen iş adamı, arkadaşlarım bilmem ne, bizim jenerasyondan bir sürü insan o şeyin düğün salonunun önünde. Görünce hatırlamış. Bir tebrik edeyim demiş. Orada Cezmi abi veya başka biri de demiş ki sayın valim şahitlik yapar mısınız? O da yaparım demiş. Adam beni tanımaz etmez bilmez. Vallahi billahi böyle ya. Evime gitmek nasip olmasın böyle ya. Bu kadar abartıldı, öyle bir yerlere taşındı ki. Ya adam geldi oturdu, nikah şahitliği yaptı bir ağabeyimle birlikte. Ondan sonra kayboldu. Ben zaten heyecandan ne yaptığımı bilmiyorum ki. Yani düğün böyledir yani. Düğünde gelin damat ne yaptığını bilmez. 5-10 dakika sonra bir oturdu. Arkadaş, tabii bir sürü benim büyüklerim var, abilerim var. Onun etrafındalar yani. Çekip gitti. Ondan sonra bunu bir peki, bana bir müsaade edin. Peki 30 bunu, saniye daha veriyorum. Bunu tamamlayayım. Ondan sonra bu susurluk meselesi olduktan sonra ben kimin yaptığını biliyorum. Gittiler. Düğün birileri onlara söyledi. Düğün yaptığımız, düğün fotoğraflarını çeken firmaya, o firmadan gittiler onların şeylerini aldılar, gündeme taşıdılar. Büyük bu gazetecilik başarısı sağladılar onların açısından. Müthiş bir iş yaptılar. Mehmet Bey'i hedef oturdular. Sanki benim büyük şahidim, sanki ben adamım. Ondan sonra vallahi billahi onu da söyleyeyim. Erzurum'dan uçakla gidiyordum Ankara'da, adama selam verdim. Adam bana döndü baktı, kim olduğumu bile tanımadı. Peki, bittiyse buradan devam edeceğim. Evet. Şimdi iletişiminiz böyle açıklıyorsunuz ama ben de bir başka duayen gazetecinin haberini de referans almak durumundayım. Uğur Dündar'ın evet, bir haberi. Bahçeli Evler'de şimdi bu katliamın sonucuyla ilgili yakalandıktan sonra hem poliste hem de DGM'de çok önemli itiraflarda bulunduğunuza dair belgeler ortaya koydu. Bu belgeleri de inceledim. 31 sayfalık bir ifadeden bahsediyor Haluk Kırcı.
Bu belgede şöyle cümleler yer alıyor. 95 yılında yapılan seçimler sırasında ben Koçak olarak yaşıyordum. Mehmet Ağar'ın Elazığ'dan milletvekili adayı olduğunu öğrenince kalkıp bu kente gittim. Orada 3 gün süreyle kaldım ve ülkücü görüşteki seçmenlerin Ağar'a oy vermelerini sağlamak amacıyla kampanya yürüttüm demişsiniz. Burada bir gönüllülük esası mı söz konusu, yoksa soru gelsin. Mehmet Ağar sizden oy konusunda yardım mı istedi? Ya bu hikayeyi nereden bulmuş, nasıl bulmuş bilmiyorum. Benim ifademde var mı yok mu onu bile bilmiyorum ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Erzurum'daydım. Erzurum'da bizim Mehmet Bey hakikaten Erzurum'da çok sevilen bir adam. Yani çok iyi işler yapmış. İnsanlardan da ilişkileri çok yüksek seviyede. Orada iş yapan, ticaret yapan, şehirde ön plana çıkmış, sevilen insanlarla çok iyi diyaloglar var. Erzurum'dayken bana dediler ki bu bir günlük hadisedir, 3 gün falan değildir. Bana dediler ki Elazığ'a gideceğiz. Mehmet Bey orada destekleyeceğiz. Mehmet Bey'e bir şey yapalım, destek olalım. Onun için birkaç araba gideceğiz. Gelmek istiyorsan gel. Dedim Bingöl üzerinden giderseniz gelirim. Niye dedi? Dedim ki Bingöl'de benim çok sevdiğim bir kardeşim var. Halen yurt dışında firardır. Onun ailesini görmek istiyorum. Bir gitmek nasip olmadı. Bir annesini göreyim, bir elini öpeyim falan diye. Oradan Erzurum'dan kalktık. Bingöl üzerinden Elazığ'a geldik. Oradaki arkadaşa uğradık. Geldik zaten akşam vaktiydi. Gece yattık sabahleyin. Adamlar şeye gitmişler, seçim çalışmasına gitmişler. Ama bir sürü Erzurum'dan esnaf var yani. Ben değilim sadece. Bir sürü insanla birlikte gittik. Yani belki 4 araba, belki 5 araba. Şimdi tam hatırlamıyorum. Mehmet Bey bir otelde kalıyormuş. Etrafında işte bir sürü insan falan. Akşam ancak bizi kabul etti Erzurum heyeti olarak. Erzurum heyeti olarak yanına girdik. Yani otelin lobisinde yanına girdik dediğimde o. Lobide tabii hepsini tanıyor arkadaşların. Selamlaşıldı, şey yapıldı. Bir 15 dakika sohbet edildi. Ondan sonra bizim büyüklerimizden biri dedi ki Sayın Valim siz yorgunsunuz. Siz istirahat edin. Biz sizi sadece moral vermeye, destek vermeye geldik. Burada da dedi, tanıdığımız, bildiğimiz insanlara da siz nasıl bir insan olduğunuzu anlatmaya geldik dedi. Böyle güzel bir diyalog geçti. Ondan sonra biz başka bir otele geçip yattık. Bütün hadise budur. Bunun içinde yer aldım, doğrudur. Benim amacım oraya gidip Mehmet ya ben ne yapacağım? Firar adamım yani gidip de 50 tane adamla diyaloğa girip de ben buradayım arkadaşlar geldik Mehmet Ağar'a hadi oy verin falan diye böyle bir şey olmadı. Olmaz, mümkün değil. Benim yaptığım sadece o Erzurum heyetiyle oraya gitmektir. Gittim doğrudur. Peki. Yani. Peki. Şimdi kırmızı bir soruyla devam edeceğim. 30 yıldan fazla Bahçeli Evler katliamı davasının avukatı Erşen Sansal'la yapılan bir röportajın başlığı şöyleydi. Derin devlet hala adamlarına sahip çıkıyor şeklinde atılmış bir başlıktan söz ediyorum. Siz de bu konuda diyorsunuz ki Türkiye'de devlet değil koltuk sürekliliği olduğuna vurgu yapmışsınız. Soru gelsin. Sizce derin devlet var mı? Ya ben derin devlete inanmıyorum. Şunu söyleyeyim. Derin devlet diye bir şey olmaz. Devletin derin aklı olur. Tabii bunun getirdiği bir ilişkiler yumağı olur. Bu ülke şey değil yani. Bu ülke Osmanlı'dan beri gelen köklü hatta 2000 yıllık tarih olan bir devletten bahsediyoruz. Bu devletin kendi içinde bir takım dinamikler olması gayet doğaldır. Bu dinamiklerin zaman zaman bir ortak akıl oluşturduğu da doğaldır. Ama bu demek değildir ki işte filmlerde gösterdikleri gibi Amerikalıların insanlara lanse ettiği gibi yerin altında bir mahzen var. Mahzende işte abiler toplanıyorlar. Ülkenin geleceğine dair kararlar alıyorlar. Böyle bir şey olduğuna ben inanmıyorum. Onların dediği manada yani insanların düşündüğü her şeyi onlar dizayn ediyor, her şeyi onlar yapıyor şeklinde bir derin devletin varlığına inanmıyorum. Ben Türkiye'de derin devletin varlığı olması gerektiğine yani ortak akıl noktasında kurumların serkonize olduğu, ciddi manada bir geleceğe yönelik projeksiyonlar üretebildiği, taktikler, stratejiler geliştirebildiği bir devletin varlığının olmasından yanayım. Böyle bir şey keşke bizde bütün ritmiyle işlese, zaman zaman kopukluk oluyor, zaman zaman bu mekanizmada arızalar ortaya çıkıyor. O da çok ağır sonuçlar doğuruyor. Bu derin aklın olduğuna inanıyorum. Derin aklın da kurumların serkonize olduğu, birbiriyle bağdaşık halde geleceğe yönelik stratejiler ürettiğine inanıyorum. Olması gereken de budur. Ama bu işte Haluk Kırcı'yı koruyayım, öbürüyle bilmem şunu yapayım, öbürüyle bunu yapayım şeklinde değildir. Olmaz olamaz devlet ciddiyeti olmaz o zaman. Devletin bir ciddiyeti var. Elbette ki devletin içinde yetişmiş, dünyayı tanıyan, bilen, devletin ne olduğunu bilen, devlet mekanizmalarının nasıl işlemesi gerektiğini bilen bir sürü insanımız var yetişmiş. Bunların ürettiği, bunların da kurumsal olarak kurumların bir araya gelip ürettiği bir derin aklın olduğuna inanıyorum. Ve bu derin aklın da daha iyi olmasına inanıyorum. Böyle bir şeyin olması lazım. Daha iyi olması lazım. Bazen kopukluklar oluyor görebildiğim kadarıyla. Sezgilerim oranında anlayabildiğim miktarıyla bir şeyler var. Ama bunu
böyle işte peki, oturalım abiler bunları yapalım süre diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Şimdi Haluk Hoca, siz bir dönem köşe yazarı da olmaya karar vermişsiniz ve internet sitesinde sadece bir yazı yazıyorsunuz. Bu yazınızı da okudum ve şu cümleniz dikkatimi çekti. Hayatımın hiçbir döneminde gayrimeşru bir iş ve ilişki içinde olmadım demişsiniz. Fakat şimdi gayrimeşru iş yapmadım diyorsunuz, 27 yıl içeride kaldınız. Soru gelsin. Hayatınızda hiç yalan söylediniz mi? Olmaz mı? Hepimiz söyledik, hepimiz söylüyoruz. Yani biz insanız. İnsanın yapısının içerisinde günlük hayatta olsun, bazı mücbir sebepler olsun, insanlar yalan söyler yani. Keşke hiçbirimiz söylemesek yani. Önce siyasilerimiz olmak üzere. Yani böyle bir gerçeklik var. Bundan kim kendini soyutlayabilir? Yani ben de soyutlayamam, hiç kimsenin de soyutlayacağına inanmam. Yani maalesef grisi, siyahı, yeşili, beyazı her şey var hayatta yani. Bu hayatın gerekli ve gerçekliği içerisinde şimdi ben hiç hayatımda yalan söylemedim dersem yalan söylemiş olurum. Ya bunu nasıl anlatacaksınız? Öyle bir şey yok. İnsanlar yalan söyler. İnsanın tabii yapısında var. Yani peygamberler hariç bütün insanlar yalan söylemiştir, söylerler. Bu bir insanın tabii halidir, tabii refleksidir. Zaman zaman refleks göstersiniz, zaman zaman istemeden yalan söylersiniz. Zaman zaman ya şu yalanı şöyle söyleseydim de demişliğimiz olmuştur. Yani olur da. Hele bizim gibi hayat yaşayanlar, biz sorgulardan geçtik. Yani bu sorgularda yalan söylememek mümkün mü? Yani söyledik tabii yani, söylüyoruz da. İnsanız ya. İnsanda ne varsa bizde de aynısı var. Bunun haricinde bir şeyin olmasını düşünmek bile yanlış. Evet, yalanlarım olmuştur. Yalan söyleriz. Burada söylediklerimi samimi olarak söylüyorum. Yani içinde tabii ki kendime göre içi kırpıp büktüğüm şeyler olabilir. Ama insan yalan söyler. Bundan kimse kendini soyutlayamaz. Ben de kendimi soyutlayamam yani. Bu soru bana çok bir şey gibi geldi. Yani hani ya bu kadar şeyi anlattın. Bunun üstüne de bunu söyledim. Şey mi? Bunun içinde de yalan var mı? Ben insanım. Dediğim gibi bazen eğeriz, bükeriz. Bazen düz söyleyeceğimiz şeyi kıvırarak söyleriz. Ama işin gerçekliği ve gerekliliği budur ki insanın hayatında yalanlar vardır. Kimisi gridir, kimisi siyahtır, kimisi sarıdır. Ama olur yani, normaldir, doğaldır. Burada da size yani işte bana anlattığın şeyler ya ne kadar doğru diye düşünürsen söylediğim her şeyin %100 doğru olduğuna inanabilirsin. Teşekkür ederim. Şimdi sizi 3 Kasım 1996'ya götüreceğim. Susurluk kazasına. O gün orada sadece bir kaza olmadığını hepimiz biliyoruz. Devlet, siyaset, mafya ilişkisine vurgu yapıldığını tarih yazdı. Siz de İstanbul DGM Başsavcılığı tarafından Susurluk olayı kapsamında cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak ve sahte sürücü belgesiyle hüviyet cüzdanı düzenleyerek bunları kullanmak suçundan dava açıldı. 3 ila 7 yıl arasında da hapsiniz istendi. Peki sizce soru gelsin. Susurluk kazası bir operasyon muydu? Şimdi bu başta itirazım var. Siyaset, devlet, mafya. Mafya nerede burada? Yani Abdullah Çatlı hayatında bakın çok samimi olarak söylüyorum. Kameralar burada çalışıyor. Bütün insanlar duyuyor. Abdullah Çatlı'nın hayatının herhangi bir döneminde, herhangi bir gününde benim bildiğim, bilmediğim olmasını da düşünemiyorum. Mafya vari, mafyacılığı bırak. Mafya vari ne yapmış ya? Allah rızası için bir kişi kalksın desin ki Abdullah Çatlı falan adamlardan para aldı, filanın namusuna el etti, ki bir falan iş adamını kopardı, falan iş adamından hak olmadığı gittiği para, hani bu duyduğumuz şeylerin çerçevesinde de söylüyorum. Mafyacılık adına ne varsa, ya Allah rızası için bu adamın bütün hayatını projeksiyon altına alındı. Bütün hayatı didik didik edildi. Ya bir tane desinler ki şunu yapmış ya, şurada bir suç işlemiş. Kendi çıkarı için, kendi hayatı için, kendi hayatını idame ettirmek için. Ben yanındayım. Aynı şeyi kendim için söylüyorum. Bakın kameralar çalışıyor. Benim hayatımda mafyamatik neyim varsa Allah rızası için savcılar orada, devlet orada. Gitsin desinler ki ya bu adamlar geldi, adamlarıyla bizim buradan bana baskı yaptılar, benim paramı aldılar, benim canıma kastettiler, beni korkuttular. Ya bir tane söylemez mi ya? Ya bakın kameranın önünde söylüyorum. Birisi gitsin desin ki ya bu adamlar mafyacı ya. Burada mafya nerede? Bir defa itirazım ona. Yani diyorsunuz ki devlet, siyaset, efendime söyleyeyim mafya. Abdullah Çatlı'nın mafyacılık bir tane işini bir kişi işi ortaya koysun. Ben bunları mahkemede de söyledim. Yine söylüyorum. Basın yazmadı bunlar. Niye? Çünkü işlerine gelmiyor. Ortada bir katil var. Katilin portresi var. Bu portre ne kadar yırtılır, parçalanırsa o kadar iyi.
Bütün mesele bunun üzerine kurgulandığı için. Ben sorumun ana fikrini hatırlatarak bir dakika daha ek süre vereceğim. Şimdi, mafya olduğunu kabul etmiyorsunuz. Susurluk kazası bir operasyon mu diye sormuştum. Susurluk kazasının operasyon olup olmama noktasında ciddi kaygılarım var. Ben operasyon olduğunu bazen yani düşünme noktasında elimdeki verilere baktığım zaman olmadığını düşünüyorum. Yani o verilere bakarak bazen de ya olabilir mi diye düşünüyorum. Maalesef böyle bir gerçeklik de var ama ispatı yok. Yani burada kalkıp da Abdullah Çatın orada canla kastedildi. Bu da bir operasyondu, bu yapıldı demek için aradan geçen 25-26 yıla rağmen elimde bir veri yok. Bir veri olsa kalkarım rahatlıkla söylerim bunu. Derim ki evet bu bir operasyondu, bu operasyon. Çünkü benim canım, ağabeyim, yoldaşım, dava arkadaşım, ömrümün birçok noktasının kesiştiği, birçok şeyi paylaştığım bir insanın göz göre göre eğer böyle bir operasyon yapılmışsa, böyle bir operasyonla katledilmişse kimse onun üstüne ölene kadar da gidecek cesaretim var benim. Ama elimde bir veri yok. Yani veri olmadığı için de bunun bir operasyon olduğunu söyleyemiyorum. Elimdeki veriler kaza olduğu noktasında. Ama öyle bir şey olsa Allah da biliyor, herkes de biliyor ki Abdullah Çatın'ın intikamını almadan ölmem. Öyle bir şey görmedim. Bugüne kadar öyle bir veri de elimde yok. Peki. Şimdi konuyla ilgili kırmızı bir soruyla devam edeceğiz. Haluk Kırcı, Ergenekon davasının 237. duruşmasında organizenin polis şefi Ahmet İhtiyaroğlu'nun bir tanık ifadesi var. Ve diyor ki o ifadesinde Haluk Kırcı Susurluk kazasında kaybolan çantayı kendisinin aldığını söyledi diyor. Peki nereden almışsınız? Hastaneden aldığınızı söylediğinizi iddia ediyor. Yine Ergenekon döneminin en tartışmalı isimlerinden tanık Tuncay Güney'in de şöyle bir açıklaması var. Çatlı'ya ait olan çantayı Drej Ali lakaplı Ali Yasak alarak Veli Küçük'e verdi diye iddia ediyor. Sizi bulmuşken soralım. Soru gelsin. Kayıp Susurluk çantası sizde mi? Bunu ben icat ettim. Şöyle icat ettim. Onu anlatayım. Şimdi 99'un başında beni aldılar bir operasyonla. O zaman emniyette ifade veriyorum. Bu İhtiyaroğlu denilen arkadaş da şube müdür yardımcısı. Şube müdürü de Sedat Bey var. Şu anda neydi o zamanki şube müdürün ismi? O da Adil Serdar Saçan diye bir şube müdürü var. O da yardımcısı. Sorguda bana tabii baskı yapıyorlar. Öyle miydi, böyle miydi, şu mu oldu, bu mu oldu falan filan diye. Ben de böyle esprisine de değil bilerek şöyle bir laf kullandım. İfadem de vardır. Dedim ki ya ne sorup duruyorsunuz dedim. Bulun Abdullah Çatın'ın çantasını, içindeki sırlar zaten sizi belli yerlere götürür bu işte çözer dedim. Tamam mı? Abdullah Çatın'ın çantasını da Sami Hoç'tan Allah rahmet etsin. Mahkemede dedi ki o çanta bende dedi. Ergenekon'dan yargılanırken. Ve o ortalık ayağa kalktı. Yarın çanta gelecek. Getirdi boş bir çantayı verdi. Doğru verdiği çanta da doğru. Hatıra olarak almış. Abdullah Çatın'ın çantayı yani şimdi Abdullah Çatı gibi adam. Oturup da bütün hayatını yazıp çantasında taşır mı? Taşımaz. Ben o zaman kendimi o baskıdan kurtarmak için polis şeflerine böyle bir hikaye anlattım. Bu hikaye büyüdü, büyüdü, büyüdü. Abdullah Çatın'ın çantası en sonunda boş bir şekilde mahkemenin önüne geldi. Ya bu benim kendimi korumak adına yaptığım bir refleksdi. O çantasında ne var? Onu da söyleyeyim size. Kendi bir tane not defteri var. Efendime söyleyeyim bir şey var. Bir carcuru var. Silahı var. Ruhsatlı o kanun şekilde alınmış bir ruhsatlı silahı vardı. Ya başka isim üzerine alınmıştı o taşıyordu. O silahı var. Efendime söyleyeyim işte biraz para var içinde. Onların şeyini gereklerini ailesine teslim ettik. Ailesine teslim eden de Sami Hoç'tan gitmiş vermiş demiş ki bakın içinden şu kadar para çıktı şunlar var. İçinde hiçbir şey yok aslında yani. 30 saniye çanta, süre veriyorum. Çanta taşımayı seviyordu. O çantayı da yani içinde özel eşyalarını taşıyordu. Sigarasını, yedek sigarasını bilmem neyini taşıdığı bir çantaydı. Yani o çantayla gidip gelmeyi seviyordu. O çantanın içerisinde ne varsa hepsi ailesine teslim edildi. İçinde zannediyorum bir 10 bin dolar da para varmış. O para da yengeye teslim edildi. Geç Sam abi de demiş ki çantayı hatır olarak ben almak istiyorum. Ondan sonra aradan yıllar geçtikten sonra ben bu çanta hikayesini atınca ortaya böyle bir gerçeklik çıktı. Sanki devletin bütün sırlarını o çantada Abdullah Çatlı taşıyormuş gibi. Veya kendi hayat sırlarını orada taşıyormuş gibi gündem oldu. İşin peki, aslı gerçeği budur. Peki bir işin aslını gerçeğini daha soracağım. Yine aynı dönemden devam edelim. İstanbul Baro Başkanı Sayın Yücel Sayman. Savcı önüne getirilen delillerle bir fezleke hazırlamış diyor. Ama ondan önce hiçbir araştırma olmadığını söylüyor ve karanlıkta kalan kısımlar var diyerek burada Abdullah Çatlı'nın ölmemiş olabileceğine atıfta bulunuyor. Sizi bulmuşken yine soralım. Soru gelsin. Abdullah Çatlı yaşıyor mu? Keşke yaşasaydı derim ben bu cevaba. Maalesef Allah rahmet etsin vefat etti.
Vefat etmesinin sebebi şu, orada arka sağda oturuyor. Arabanın bu şiddetiyle, ben cenazesini alan adam olarak söylüyorum, gece saat 1-10 geçiyordu. Ben Surluk'taydım, hastanedeydim. Kayıtlar var, bir sürü çekimler yapıldı. Ama o çekimlerin hiçbir tanesi yayınlanmadı. Bize cenazeyi teslim etmediler. Morga kadar indim, kendi gözlerimle gördüm. Cenazeyi de ben aldım. Ambulanstan Nevşehir'e ben getirdim. Morga da ben indirdim. Ondan sonra arandığım için de orayı terk ettim. Kameralar önüme çevrilince, zaten görüntülerde var, terk ettim. Abdullah Çatlı maalesef vefat etti. Ve yüzünde hiçbir iz yoktu. Sadece şurada arabanın eğilmesi suretiyle, elini böyle tutmuş o vurmanın şiddetiyle, kol buradan kemikten kırılmış. Başına gelen, buradan aldığı bir darbeyle de beyin kanamasından rahmetli oldu. Yani bunun başka bir izahı, adı yok. Abdullah Çatlı maalesef genç yaşında, 40 yaşında rahmetli oldu gitti. Yani arkasında halen konuşulan bir dünya bıraktı. Ama öldüğünün biri birebir şahidi benim. Cenazeyi hastaneden ben aldım. Ben götürdüm Nevşehir'e. Üzerime de projeksiyonlar çevrilince de orayı terk ettim. Ondan sonra da arkadaşlarımız defnettiler. Yani ben değil, sadece bir sürü insan maalesef bu acı sahneyi gördü. Peki, yine buradan devam etmek istiyorum. Abdullah Çatlı'dan Susurluk davasının ikinci duruşmasında dinlenen eski MİT mensubu Korkut Eken, Abdullah Çatlı için MİT teşkilatına kaynaktı. Hem MİT'e hem de emniyete çalışıyordu demiş. Soru gelsin. Abdullah Çatlı MİT adına mı çalışıyordu? Hayır. Şimdi ya bu işler çok böyle değişik şekillerde anlatılıyor. MİT adına çalışması diye bir şey yok. MİT'le bir ilişki var. Yani Abdullah Çatlı 80 öncesi ne MİT'le ne polisle hiçbir yerle alakası olmayan bir adam. Bir ülkücü. Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcılığına kadar yükselmiş. Alparslan Türkeş'in güvendiği, sevdiği bir insan haline gelmiş. Kitleler tarafından büyük bir sevgiyle tanınan, bilinen bir insan. Ne MİT'le ne polisle ne herhangi bir şeyle, merkezle çalışması mümkün değil. Anlattığım hikaye, biraz önce anlattığım gibi 1982'de devletin refleksiyle birlikte bu işi de MİT'çiler yapmış. Yani MİT'çilerle bir irtibat var. O irtibat şeyden sonra abi kardeş ilişkisi zaman zaman Türk şey yapmış olabilir, ilişkiler devam etmiş olabilir ki etmiştir yani. Gayet de doğaldır. MİT bir defa kendi resmi elemanları haricinde hiç kimseye şey vermez, yetki vermez. Böyle bir yetki kimse kullanamaz. Yani MİT bir devletin kurumu. Şimdi siz bir Sağlık Bakanlığı adına gidip de doktorluk yapabilir misiniz? Yapamazsınız, belgeniz, bilginiz, orada bir kaydınız yoksa. Abdullah Çatlı MİT'le, MİT'in elemanlarıyla yurt dışında ilişkileri olmuştur. Bu ilişkiler Türkiye'de de zaman zaman devam etmiştir. Bunların ilişkilerin böyle, efendime söyleyeyim, şeylerde, filmlerde anlatıldığı gibi karanlık işler, oturup planlamalar bilmem ne şeklinde olduğuna da ben inanmıyorum. Ama poliste de ilişkisi olabilir. Niye olabilir? Gayet doğaldır. Polisin içinde de bugün halkın içinde yaşıyorlar. Abdullah Çatlı'yı seven çok insan var. Onlarla da dostluğu var. Birçok polisle de dostluk yaptık. Arkadaşlık yaptık. Benim halen öyle arkadaşlarım var. Bir ton. Yani bunda bir şey sakınca yok ki. Abdullah Çatlı ama kimisi Mehmet abi diyebilir. Kimisi işte geçmişten gelen bir şeyse Abdullah Çatlı olarak bilirdi. Birçoğu da Mehmet abi diyebilirdi yani. Ya bu doğal bir şey. Bunun haricinde Abdullah Çatlı'nın MİT'le, polisle, böyle işte efendim karanlık mafillerle, bilmem nelerle öyle hikayeler anlatıyor ki Amerika'ya gitmiş de bilmem Kanada'ya gitmiş de. Peki, süremiz doldu. Bir kırmızı soruyla devam edeceğim. Yine hakkınızdaki bir iddia ile ilgili, yine başka bir rapora atıfla. Sönmez Köksal'ın müsteşar olduğu dönemde MİT 17 Kasım 1996'da bir rapor yayınlıyor. Raporun adı Çiller Örgütü ve bu örgütün üyeleri olarak da şu isimlerin adı geçiyor. Tansu Çiller, Özer Çiller, Fethullah Gülen, Mehmet Ağar, Mehmet Eymür, Abdullah Çatlı ve siz. Bu rapor kişiye özel ibaresiyle dönemin başbakanı Sayın Necmettin Erbakan'a ulaştırılıyor. Fakat bu rapor açılmadan, hiçbir şekilde Milli Güvenlik Kurulu'nda gündeme getirilmeden herhangi bir soruşturma da açılmıyor. Üstelik Susurluk kazası sonrası oluşturulan Susurluk Araştırma Komisyonu bu belgeyi MİT'ten istiyor ama gönderilmiyor. Şimdi örgütün faaliyet yapısı, görev şemasının ve para kaynaklarının ayrıntılı bir şekilde yer aldığı bir rapordan bahsediyoruz. Siz de bu örgütün üyesi olarak adınız geçmiş. Her şeyden önce böyle bir örgüt var mı? Ve eğer varsa soru gelsin. Çiller örgütü üyesi misiniz? Yani şimdi bunları anlayabilmek için bazı bizim güvenlik örgütlerimiz içerisindeki çuntaları anlamak lazım. Bazen cuntalar vardır devletin içinde.
Bu cuntalar bazen birbirleriyle savaşırlar. Birbirlerini yıpratmak için de böyle hareketler yapabilirler. 1989 MİT raporuna bakarsanız, daha sonra 96 MİT raporuna bakarsanız ortadaki tabloyu net olarak görürsünüz. Yani bazı şeylerde kendi iç işlerindeki ritmin getirdiği savaşlar vardır. Özellikle güvenlik kuvvetlerinin olduğu, güvenlik bürokrasinin olduğu yerlerde bunlar çok olur. Ön açma adına olur. Cemaatlerin yaptığı neydi? İşte FETÖ'nün yaptığı aynı şeydi. Önünü açabilmek, öndekini kirletmek. Öndekini kirletirsen orası sana açılır. Böyle bir organizasyon o zaman yapıldı. Bu organizasyondan benim de haberim var. Yani dediğim böyle sahte raporlarla, sahte şeylerle kendilerine dünya açabilmek için de adamların hepsini çorba yapıyor. Şimdi Fethullah Gülen, Abdullah Çatlı. Yani aynı örgütün içinde. Başka kimler var? Mehmet Ağar, bilmem kim, ben. Mansurçiller, Özerçiller, yani, Mehmet Ağar, Özerçiller, Özerçiller dediğine kadının kocası böyle bir şey yapabilecek bir adam mıdır bilmem yani. Ama böyle bir örgüt hayatta olmadı. Bir tek kaydı, bir tek bir şeyi, verisi, bir tane efendime söyleyeyim ortaya çıkmış bir kaynağı, bir şey olsun. Diyeyim ki hakikaten bir örgüt varmış, benim de haberim yokmuş. Beni de oraya yazmışlar, kaydetmişler. Asla böyle bir şey yok. Asla böyle bir deli uydurmasıdır ve ben bunu çok iyi biliyorum ki kurumun içindeki belli bürokratik güçlerin kendi aralarında yaptıkları kavgalardan böyle 50 tane saçma rapor çıkmıştır. Bu raporlar ya neler duydum ben. Adam diyor ki biz diyor işte falan yerde yemekteydik diyor. Haluk Kırcı, Abdullah Çatlı bilmem kim oturuyorlardı diyor. Biz arka masadaydık. Şu konuyu tartışıyorlardı diyor şeyde lokantada. Ben bunların hepsini duydum. Artı bir veriyorum. Ben bunların hepsini duydum. Ondan sonra şeye başbakana gönderdim Mesut Bey'e, bunları anlattım diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi kanunsuz şeyler konuşuyorsun bağıra çağıra. Ondan sonra arkadaş da duyuyor kelimesini kaçırmadan gidip şey veriyor ve bunu rapor haline getiriyorlar. Bu tür şeyler hep olmuştur, olacaktır. Bundan sonra da olur. Yani güvenlik bürokrasisinde junta bitmez. Benim bir görüşüm, benim bilgim, benim algılarım. Yani bu juntalar zaman zaman birbirlerini yemek adına bir takım operasyonlar yaparlar. Bu yaptıkları operasyonun bir parçasıdır bu. Bu parça da başarısız bir parçadır. Çünkü çorba haline getirilmiş bir şeyden sadece akılları karıştırmak, sadece karşı tarafı korkutmak. Belki de bunu rahmetli Erbakan'ı korkutmak için yapılan bir şeydi, operasyondu. Belki de o günkü koalisyonu çatlatma adına yapılan bir operasyondu. Yani bürokrasinin kendi arasındaki kavgadan başka böyle bir operasyon yapmış olabilirler. Asla böyle bir şey olmadı. Asla ben böyle bir örgüt tanımıyorum. Asla ben böyle bir örgütün içinde yer almadım. Abdullah Çatlı da almadı. Saçma sapan, deli saçması bir rapordur. Ama devleti yöneten, bürokrasinin tepe noktasında bulunan insanlar bunları bilmezler. Ürkerler, korkarlar. Lan ne oluyor, ne bitiyor falan diye. Peki. Böyle bir şeyler yapılabilir. Peki, şimdi yine kırmızı bir soruyla devam edeceğim. Dizilerde, filmlerde sizin karakterinizdeki kişiler hep mafya babası olarak lanse edilir ama biraz önce mafya ile Abdullah Çatlı adı yan yana gelince verdiğiniz tepkiyi gördüm. Ama yine de sormak istiyorum. Çünkü Haluk Kırcı denildiğinde de bu sıfat yan yana gelebiliyor. Ama sizin kendinizi nasıl konumlandırdığınızı ve nasıl tanımlandırdığınızı öğrenmek istiyorum. Soru gelsin. Haluk Kırcı, mafya mısınız? Ben bu soruyu kendime hakaret addederim. Yani bir defa bunu baştan söyleyeyim, sizin için demiyorum. Yani bunu kim söylüyorsa, kim böyle düşünüyorsa ben kendime... Ben bir defa Türkiye'de mafya olduğuna inanmıyorum. Ya Türkiye'de mafya falan yok. Türkiye'de kabadayılar vardır, arkadaş grupları vardır, abiler vardır. Yani böyle hani şimdi Avrupa'da ben Rusya'da Ukrayna'da 105 gün hapis yattım. 5 tane hapishane gezdim. Bir sürü adam tanıdım. Mafya onlar ya. Adamların en küçük grubu 2000 kişi. Adamlar her şeyi yapıyorlar. Yani onlar için kadın satmak da bir şey değil. Çünkü hedefleri sadece para. Bizim kültürümüz, bizim toplumumuz bunları kaldırmaz. Ben mafya olduğuna da inanmıyorum. Çıkar gruplar olabilir. Arkadaş grupları olabilir. Bir abinin etrafında toplanmış arkadaşları olabilir. Zaman zaman böyle sert kavgalar, zaman zaman bir takım sert versiyonların içine girmiş olabilirler. Ama mafya demek farklı bir şey. Yani bizim Avrupa'da Mario Puzo'nun yazdığı çizdiği mafya tablosuyla Türkiye'de bir tane tablo bulamazsınız. İşte efendime söyleyeyim Amerikan filmlerinin yarattığı mafya mantığıyla Türkiye'de bir tane fotoğraf bulamazsınız. Böyle bir şey yok. Yani bizim burada, bizim özellikle ülkücü camianın içerisinden çıkmış böyle Türk milliyetçi hassasiyet olan arkadaşlarımız falan vardır. Piyasada isimleri geçer. Ya bunlar abidir. Bunlar gidip kimsenin namusuna el etmezler. Kimsenin kadın satmazlar. Uyuşturucu yapmazlar. İşte efendime söyleyeyim gidip siz böyle kumarhane işletmezler. Bunlar böyle kendilerini ortada kahraman bir kabadayı gibi görürler. Ve doğrudur yani birçok arkadaşımız da böyledir. Bunlara mafyacı demeye bile gerek yok. Ama ben o demin Abdullah Çatlı için söylediklerimin üstüne basarak tekrar söylüyorum.
benim bir tane mafyamatik eylemim, bir kişiden haksız bir kuruş kazancım, herhangi bir kanunsuz işte uyuşturucuydu, şeydi, yanlış işlerdi yapmışlığım, herhangi bir arkadaş grubum varsa, yani etrafımda adamlarımdan gezen, işte korku yaratan, efsane insanlara baskı yapan bir insansam ve böyle bir şey yapmışsam, peki, savcılık yolu açık, gitsinler, peki, söylesinler ve ispat etsinler. Peki, yine kırmızı bir soruyla devam edeceğim. Şimdi adınız birçok raporda geçiyor. Bunlardan bir tanesi de MİT Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun raporu. Burada Cumhuriyet Gazetesi'nden İlhan Taşçı'nın özel haberine istinaden bu sorumu yapılandırdım. Bu raporda şunlar yazıyor. Fethullah Gülen'in size cezaevinde bulunduğunuz süre içerisinde para yardımı yaptığı, Molla ve Dahhak kod adlarını kullanarak parasal dayanak sağladığı dile getiriliyor. Yüzünüze soralım, soru gelsin. Fethullah Gülen size para yardımı yaptı mı? Ben bunu Milliyet Gazetesi manşet yapmıştı. İşte Fethullah şeyden önce, 17-25 Aralık'tan önce manşet yapmıştı. Demişti ki Haluk Kırca işte aynı bu sorun benzeri bir şeyle başlıkta. Ben o zaman buna çok kızdım. Tepki verdim. Mektubu yazdım. Tekzip mektubu yazdım cezaevinden. Yayınlamadı Milliyet. Zaman Gazetesi'ne yazdım. Onlar yayınlar diye. Onları da kırparak yayınladılar. Ama böyle bir şey söylendi. Ben de daha sonra bu şeyden sonra 15 Temmuz'dan sonra diyorum ki ya bana bu devletin madalya vermesi lazım. Herifler bütün dünyayı koparmışlar. Parantez içinde diyorum. Yani herkesten para almışlar. Herkesi mahvetmişler. Adamların para almadan hiçbir iş yapmamışlar. Ben de onlardan para almışım. Bu devlet bana bir madalya versin. Desin ki lan bir tek Türkiye'de sen işi koparmışsın bu FETÖ'yü. Ben Fethullah Gülen'i, Fethullah Gülen çevresinden herhangi birini, adamlarını, örgütünü, bilmem neyini asla ve asla en ufak ne benim ne arkadaşlarımın ne Abdullah Çatlı'nın en ufak bir ilişkisi olmamıştır. İlişki varsa devlet zaten her şeyi biliyor, elinde her türlü veri var. O verilerden beni seslerdi, dedi ki sen bunu niye yaptın veya sen gel bakayım bu örgütün elemanısın. Ben Fethullah Gülen'i yani bu hareketi o şeyden daha önce çözmüştüm de kafamda ama 15 Temmuz'dan sonra gerçekleri daha farklı gördük. Daha da iyi oldu bizim için ama şunu söyleyeyim. O okullar konusunda biz duygusal insanlarız. Okullar konusunda yaptıklarını gördüğüm zaman hakikaten böyle bir adamları gönülden ne güzel işler yapıyorlar diye hasetten baktığım olmuştur. Hatta şunu söyleyeyim. Cezaevinde bir yabancı çocuğun çıkıp 10 kıta İstiklal Marşı'nı okuduğu zaman ağladığımı bilirim. Yani o böyle bir bana farklı bir dünya yaratmıştı. Farklı bir atmosfere sokmuştu beni. Onun için herifleri böyle olan ne güzel işler yapıyor falan diyorduk. Ama tabii tarih gösterdi ki hiçbir şey göründüğü gibi değil. Perdenin arkasında ne oyunlar varmış. Bu ülkeye zarar veren herkes hayındır, alçaktır, namussuzdur. Bunlar da budur. 30 saniye daha veriyorum. Bunlar da budur. Benim FETÖ'yle, FETÖ gibi öyle yabancı istihbaratlarla oturup kalkan bilmem ne yapan örgütle bir araya gelmem demek benim bütün geçmişimi, bütün insanlığımı, bütün duygularımı, bütün inançlarımı reddetmem ve bunların üzerinden atlamam manasına gelir ki böyle bir şey asla yok. Bütün hayatım ortada. Yani böyle bir şey yapabilmem mümkün değil. Benim FETÖ'yle bir alakam olmaz ama para vermişlerse ne güzel yani bana da bir madalya versinler. FETÖ'den tek para alan adam ben olurum. Böyle bir şey olmaz, asla olmaz. Böyle bir şey olmaz. Uydurmasyon. Peki. Şimdi ben bu konuyu biraz daha irdelemek istiyorum Haluk Kırca. Sıradaki sorum da kırmızı bir soru. Yine MİT Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun raporundan devam edeceğim. Şimdi raporda 1999'dan bu yana Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen'in cemaatinde çok sayıda eski ülkücünün de olduğu, hatta cemaatin de CIA'in bölgedeki kullandığı en önemli sivil toplum kuruluşu olduğu vurgusu da var. Hem bunu bir parantez içine açalım ama sizi daha çok ilgilendireceğini düşündüğüm rapor cümleleri şunlar. Haluk Kırca, Çatlı'nın ölümünden sonra Çiller Örgütü'nün kirli işler şefliğine yükselmiş ve Fethullahçı olduğunu açıklamıştır deniliyor bu raporda. Fethullah Gülen'in Çiller'in kara para aklama işinde gizli ortağı olduğu bilgisi de var aynı raporda. Yine yüzünüze sormak istiyorum. Soru gelsin. Fethullah Gülen'le herhangi bir şekilde işbirliği yaptınız mı? Ben bak biraz da söyledim aynı tekrar ediyorum. Ben Fethullah Gülen'le örgütüyle adamlarıyla en ufak hayatım boyunca en ufak bir ilişkim olmadı. Ama en ufak. Yani adamları ne bilirim ne tanırım ne görüşmüşlüğüm var. Bizim gibi adamlarla da bunlar zaten bir araya gelmeye korkarlar. Bu çok enteresan geldi bana. Ne diyor orada? Fethullah Gülen
Haluk Kırcı Çatlı'nın ölümünden sonra Çiller Örgütü'nün kirli işler şefliğine yükselmiş ve sizin de Fethullahçı olduğunuzu açıkladığınızı söylüyor rapor. Açıkladıysam nerede açıklamışım? Onu bir o koysunlar ortaya. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ya benim hayatımda Fethullah Gülen'le, Fethullah Gülen ekibiyle, onların bu ülkeye yaptıklarıyla iyi veya kötü, herhangi bir eylemleriyle uzak yakın alakam yok. Böyle bir örgüt yok yani. Şiller özel örgütü ne demek ya? Devlet içinde ikinci bir devlet demek yani. Bu örgütü kurduğu zaman bu devletin bütün birimleri uyumuş mu? Ya böyle bir şey olabilir mi? Kirli işler dediği ne? Ben ülkücülükten başka bu ülkede hiçbir şey yapmadım. Ben bu ülkede ülkücülükten başka hiçbir ideolojiye inanmadım. Hiçbir ideolojiyle kol kola girmedim. Zaten zamanım olmadı ya. Ya 27 sene hapis yatan bir adam, madem bu kadar bu adamla bu kadar güçlü oldukları zaman beni niye dışarı çıkarmamışlar? Bana niye özel kıyaklar yapmamışlar? Ben bütün hayatım cezaevinde geçti ya neredeyse. 27 sene hapiste yatmışım. Kirli örgütüm bilmem neymişim. Daha Abdullah Çatlı kazadan 2 saat sonra, işte haber bültenlerinde var. Çoğu haber bültenini o zaman Reha Muhtar sunuyordu. Abdullah Çatlı öldü, örgütün başına Haluk Kırcı geçti diye haberi kimler yaptırmışlarsa bunu da onlar yaptırdı. Böyle bir örgüt olamaz. Böyle bir örgütün içerisinde asla yer almadım. Zaten böyle bir örgütün olduğuna inanmıyorum ben. Öyle Çiller özel örgütü, ben de onun askeri bilmem neyi, bunu da defalarca defaten dile getirdim. Ben hayatımda hiç kimsenin askeri olmadım, olmam da. Bir tek olursam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askeri olurum. Onun haricinde hiçbir şey olmaz, zaten lüksüm şansım da yok. 27 sene hapiste yatacağım, bir de kirli işler amiri olacağım. Ya bu devlet nerede? Gelsin bu devlet o kirli işleri çıkarsın da biz de görelim. Para aklamışım, hangi para aklamışım onu koysunlar da biz de görelim. Devlet biliyor ya, kayıtlarda her şey var. Bunları milletin uydurmaları, bunlar devletin de inanmıyor, kimse de inanmıyor. Peki. Haluk Kırcı, bir başka kırmızı soruyla devam edeceğim. Şimdi siz Ülkücü Hareket adına tartışmasız bütün görevleri kabul etmişsiniz ve bu uğurda da ömrünüzün yarısını hapishanelerde geçirmişsiniz. 7 kez de idamdan dönmüş bir isimsiniz. Peki geriye dönüp baktığınızda bu gözünüz kapalı milliyetçilik adına hareket ederken hiç bir yerde Amerika'nın çıkarlarına alet edilmiş olabileceğinizi düşündünüz mü? Soru gelsin. Amerika'nın sizi kullandığını düşündünüz mü? Ya Amerika'nın bizi kullandığı diye bir şey yok. Bakın şimdi, Soğuk Savaş'ın şartlarını, gereklerini anlamadan hiçbir şey yapamazsınız. Bu bazen de al gülüm ver gülümdür. Nasıl al gülüm ver gülümdür? Türkiye bir tehlikenin içinde. Bu tehlikeyi onlar yarattılar. Aslında kendi aralarında dehşet dengeleri vardı. İki tarafında nükleer silahı var. Kimse kimseye nükleer silahı, bomba atma şansı, sıcak savaşa girme şansı yok. Ama altta bir takım şeyler yapıyorlar. Şimdi Amerika beni kullandı kullanmadı değil. Bir ideolojik çepe var. Bu ideolojik çepenin bir alt katmanları, üst katmanları var. Biz ortalarda bir yerdeyiz. Bu katmanın içerisinde Türkiye'de bir mücadele var. Bu mücadelenin getirdiği artılar ve eksiler var. Ya ben şunu söyleyeyim size. Batı öyle bir oyun oynadı ki bu ideoloji çağ içerisinde. Mesela Türkiye'de 72 tane sol örgüt kurulmuştu. Benim bildiğim. 72 tane sol örgütün en yarısını ben İngilizlerin veya Almanların kurdurduğuna inanıyorum. Yani oradaki çocuklar bir şeye inanmışlar. O çocukların karşısına örgütler getirmek, örgütler yapılandırmak, solu 40 parçaya bölmek, bunlar yabancı istihbaratların yapacağı işlerdi. Rusların da işine gelmez. Amerikalılar yaptı bunu. En fazla İngilizlerin ve Almanların Türkiye'de solu paramparça ettiğini, içine adam sızdırdığını, yeni ideolojiler yarattığını, yeni fikirler oluşturduğunu biliyorum. Onun neticesinde Türkiye'de bir yapılanma var. Bu yapılanmanın getirdiği Amerikan çıkarları Türkiye'nin de çıkarlarını gözetiyordu. Niye? Çünkü Soğuk Savaş. Siz bir taraftasınız. Bu savaşın içerisinde millet arası alberler olmuştur. Ama ideolojik bazda bizim bulunduğumuz katmanda böyle bir şeyin olması asla mümkün değildir. Hangi Amerikalıyla ne ilişkiye girebiliriz? Ya biz inanmış samimi insanlarız. Ülkemiz tehlikede bunun kavgasını veren insanlarız. Amerika'nın çıkarlarına hizmet diye bir şey yok. Biz Türkiye'nin çıkarlarına hizmet ettik. Halen de ben Türkiye için bu yaşımda her şeyi yapabilecek yetenekte ve zekada bir adamım. Fizik gücüm de buna yeter. Devlet bana yarın desin ki savaşıyoruz, sen de geleceksin, koşarak giderim. O başka bir şey. Ama o günkü ideolojik çağın gerekleri, gerçekler içerisinde bizim yaptıklarımız birinin menfaatine, birinin zararına olmuşsa o da onların meselesi, bizim değil. Biz inandığımız için bir şeyler yaptık. Yapmaya da devam ederiz. Peki. Süremiz doldu. Ben yine kırmızı bir soruyla devam edeceğim ve Muhsin Yazıcıoğlu başlığını atacağım. Şimdi kendisi sizin hem ülküdaşınızdı hem de başkanınızdı. Şaibeli olduğu düşünülen bir helikopter kazasında hayatını yitirdi. Siz dediniz ki ben şehit olduğuna inanıyorum. Kim yaptı? Bunu devlet biliyor. Soru gelsin. Muhsin Yazıcıoğlu'nu kim öldürdü? Muhsin Yazıcıoğlu, ben önce şunu söyleyeyim. Rahmetli müthiş güvenilir bir adamdı. Yani düşünebileceğiniz en güvenilir limanlardan biriydi. Çok cesur, çok yiğit.
kendi iç bünyesinde her şeyin zirvesini yaşayan mükemmel bir insandı benim gözümde. Ben genç yıllarımdan beri tanırım, çok da severdim. Allah kanı kanı rahmet etsin. Muhsin Başkan benim kendi şahsi görüşüm, kendi düşüncem güvenilir insan olduğu için ortadan kaldırıldı. Niye? Çünkü devletin, geçmişte hatırlarsınız bazı anketler yapılırdı. İşte efendime söyleyeyim güvenilir kurum kim, güvenilir insan kim, birileri çıkardı. Bizim dünyamızda da en güvenilir insanlardan biri Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Sevilen, sayılan, yiğitliğine, zekasına, ahlakına inanılan bir insandı. Muhsin Başkan büyük ihtimalle benim düşünceme göre birileri, bir takım bilgileri Muhsin Başkan'a verdiler. Çünkü götürüp verebilecekleri yer yoktu, korkuyorlardı. Özellikle bu cemaatle ilgili olarak söylüyorum. O zaman bu bilgiler Muhsin Başkan'ın eline geçti. Muhsin Başkan bu bilgileri belki bir yerde tuttu, belki birileriyle paylaştı. O da onun sonu oldu. Ben inanıyorum ki Muhsin Başkan şehit edilmiştir. Ve bu şehit edilirken de bunlar F-16 uçaklarıyla yapılmıştır. Yani bunu yaptılar. Bunu da cemaatin yaptığına inanıyorum ben. Ama onun aktörleri kimdir, oyunu nasıl kurguladılar? Devletin kayıtlarında vardır. Devletin kayıtlarında mutlaka vardır. Bugün çıkmazsa yarın çıkar. Muhsin Başkan, yani şey, işte Türkiye Cumhurbaşkanı olacaktı, önü açılırsa başbakan olacaktı, siyaseti o dizayn edecek diye değil, benim görüşüme göre Muhsin Başkan güvenilir liman olduğu için, onun eline sağlam bilgiler geçtiği için, benim tahminim ve yorumum bu veya başka bilmediğim bir sebepten dolayı cemaatin işine gelmediği için Muhsin Başkan'ı bence FETÖ'cüler şehit etmiştir. Bunun kayıtları bir gün çıkar, belki de devletin elinde vardır. Bu devlet öyle gördüğümüz kadar bir devlet değildir. Bu devletin elinde bazı bilgiler birikir. Günü geldiği zaman da bu devlet kullanır. Ben inanmıyorum. Raporlar ortada, yapılanlar ortada. Muhsin Başkan şehit edilmiştir diye inanıyorum. Şimdi Haluk Kırcı, siz savcı dava uğruna elinizi kana buladınız. Yıllarca da hapis yattınız. Merak ediyorum. Soru gelsin. Hiç solcu arkadaşınız var mı? Var. Hem de iyi solcu arkadaş. Yani tabii o bizim jenerasyondan pek fazla kimse yok da. Şu anda işte bir yere gidiyorum, oturuyorum. İnsanlar bizi de tanımıyorlar. Tanışıyoruz falan. Adam diyor ki ben sanat yönetmeniyim. İşte Netflix'e film çekiyorum. Ondan sonra muhabbet ediyoruz. Sanattan, dünyadan, sinemadan. Ben biraz sinemayı dediğim gibi eklektik seyreden bir adamım. Yani adam ondan sonra ben dinledikten sonra diyor ki ya ben solcuyum yani. Diyorum ki kardeşim senin solcu olman önemli değil ki. Bizim konuştuğumuz konu farklı bir şey. Senin dünya görüşün beni ilgilendirmiyor. Sen bu ülkeye zarar vermediğin sürece benden hiçbir farkın yok. Ama bu ülkeye senin zarar verdiğini hissettiğim anda benim düşmanımsın. Sen gitmişsin sanat dünyasında bir şeyler yapmaya çalışan bir adamsın. Bir arkadaşım bahsediyorum. Bir sürü insan oturuyoruz, konuşuyoruz. Ama eskilerden rastladığım insanlar da oluyor zaman zaman. Onlarla da sohbetlerim oluyor. Geçenlerde İzmir'e gittim. Efendim giderken de hanım evde yoktu. Ben de iki tane şey aldım yanıma. Tişört. Onları da unutmuşum giderken. Gittim bir arkadaşıma espri yaptım. Ya dedim şey, yengen dedi ki sana oradan tişört alsın. Onun için almadım diye. Dedi ki ya benim bir arkadaşım var dedi. Bu dedi emekli banka müdürü dedi. Zaman zaman dedi bir mağaza açtı dedi. Daha büyük markalar ona dedi böyle kalan mallarını gönderiyor. Ben de dedi ara sıra gidip oradan giyiniyorum. Çok iyi bir adamdır falan. Gittik. İşte ben bakarken o arkadaş tanıdığı için ayakta konuşuyorlar. Böyle benden 2 yaş daha büyük bir adam. Ondan sonra bana bak dönüp dönüp bakıyor falan. Yanlarına gittim. Dedi ki ya Ali Kırcı sen misin dedi. Benim dedim. Ben dedi eski Ege bölgesi dev yol sorumlusuydum dedi. Gençlik yıllarımda. Oturduk bir sohbete başladık. Yani bugünün meseleleri, geleceğe yönelik bizim çağımız, bizim çağımızın gerçekleri, bugünkü çağın gerçekleri, gördüklerimiz, anladıklarımız, algıladıklarımız neredeyse birbiriyle örtüşüyor ya. Adam bana en son dedi ki ya Valip dedi geldiğin zaman gel dedi. Belki burada dedi, şey, hem sohbet etmiş oluruz hem de dedi bana iyi şeyler geliyor gel al. Geçenlerde... 30 saniye daha veriyorum. Geçenlerde başka bir yerde bir arkadaşımın restoranına gideceğim. Gittik restorana. Dedi ki ya benim bir aşçım var dedi. Yo, eski aşçıdır dedi. Şeydir, iyidir dedi. Mükemmeldir dedi. Senin de geleceğini duyunca dedi. Özel bir şey yapmış dedi. Ondan sonra... Ya adam geldi şimdi tepsiyle, benden büyük yaşça. Ben dedi komünist Mustafa dedi. Dedim ki ben de Haluk Kırcı yani. Ya dedi, biz dedi aynı dönemin insanlarız dedi. Geleceğini duyunca dedi, bir şeyler yaptım dedi. Yer misin? Yerim dedim. Gel otur falan dedim. Muhabbete başladı. Ya nerelere gittik yani. Bir 30 daha verdim. Nerelere gittik, ne muhabbetler yaptık, ne espriler yaptık. Yani şimdi herif o zaman militan solcu. Ben de militan sağcı. İkimiz bir araya gelmişiz yıllar sonra o aşçı ben müşteri. Düşünebiliyor musun?
Yani oturup birçok meseleyi konuştuk. En sonunda bana söylediği laf beni çok etkiledi. Bana dedi ki, ben dedi komünistim, halen komünistim. Ama ben önce Türk'üm, sonra komünistim dedi. Dedim ki senin komünistin kalmadı ki. Yani komünizm beynemlel bir hadisedir. Yani çok sen harbi orada getirdin, milliyeti koydun ortaya. Dedik ben böyle düşünüyorum. İyi dedim, güzel yani. Peki. Ne diyeyim. Peki. Ben Meral Akşener ve İYİ Parti ile ilgili görüşlerinizi de almak istiyorum. Meral Akşener MHP'den ihraç edildiğinde ne hissettiğinizi merak ediyorum. Acaba ileride İYİ Parti MHP birleşmesi olabilir mi? Ve dahası soru gelsin. Meral Akşener'i gelecekte MHP Genel Başkanı olarak görüyor musunuz? Hayır, şöyle. Bir defa Meral Hanım 64-65 yaşında bir akademisyen. Hayatı kavgayla, hareketle geçmiş. Ya fiziki yapısı bir defa müsaade etmez yani. Bir kadın yıpranmış yani. Bugün Türkiye'de kendisine siyaseten bir yer bulmuş. Bu siyaseten geride de devam ediyor. Bizim burada konuşmamız Meral Akşener. Meral Akşener yani şey yapmaz. Kendisi de isteyeceğini zannetmiyorum. Veya başka birini de isteyeceğini zannetmiyorum. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Dostoyevski'nin çok güzel bir lafı var. Diyor ki hepimiz Gogol'un paltosunun altından çıktık. Biz hepimiz Alparslan Türkeş'in paltosunun altından çıktık. Bu siyaset farklı bir şey. Siyaseten bölüşmeler olur, ayrışmalar olur, tarihi süreçler olur. Ama sonunda insanların birleşmesi, bir araya gelmesi, bir partinin başına geçmesi bu zorlamayla olabilecek bir şey değildir. Bu zaman içerisinde kendi kendine olgunlaşır ve neticeye varabilir. Zaten ülke ciddi bir tehlikeye girirse MHP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi falan kalmaz. Biz bir dakikada bir araya geliriz. Ülkücü hareket olarak birleşiriz, kavgamızı veririz, sonra kendi aramızda dövüşürüz. O farklı bir şey. Ülkücü hareketin içinde çok değerli, çok yetişmiş, çok donanımlı, çok kaliteli insanlarımız var. Bu hareket büyük bedeller ödemiştir. Bu hareketin ben doğal olduğuna inanıyorum. Zaman zaman sapmalar, zaman zaman yanlışlıklar olabilir. Ama inşallah en iyi noktaya gidecektir. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkenin menfaati için çalışıyoruz. Bu ülkenin menfaati için arkadaşlarımız mücadele veriyorlar. Bunlardan bir tanesi Meral Hanım'dır, bir tanesi işte Muhsin Başkan'dır, bir tanesi Devlet Bey'dir. Bunlar siyaseten kendi aralarında kavga edebilirler, görüşebilirler. Beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Memleket meselesine geldiğinde de ülkücü hareketler tek noktada bir gecede birleşir. Kimin başına geleceği de çok önemli değil. Allah kimi nasip etmişse o gelir. Siyaseten hiçbir iddiam yok. Siyaset yapmıyorum, siyasetten uzak duruyorum. Evime ekmek götürmenin kavgasını veriyorum. Ama tabii ki baba ocağımda olup bitenler de beni ilgilendiriyor. Peki Haluk Hoca, bir başka kırmızı soruyla devam edeceğim. 6 Mayıs 2016 tarihine götüreceğim sizi. Gazeteci Can Dündar'a Çağlayan Adalet Sarayı önünde silahlı bir saldırı gerçekleştirilmişti. Ve birkaç gün sonra da olayın azmettiricisi olarak Ergun Celep ortaya çıkmıştı. Ergun Celep'le de sizin çekilmiş bir fotoğrafınız ortaya çıktı. Soru gelsin. Can Dündar'a saldırının azmettiricisi Ergun Celep'le ilişkiniz nedir? Ben Ergun Celep diye bir adam bile tanımıyorum da hadiseyi anlatayım size. Bir arkadaşımın düğününe gittim. Bu arkadaşımın düğününde dışarı bir sürü genç benden fotoğraf çekiyor. Bugüne kadar da inanın bana yani 5 senedir dışarıdayım. Belki 1 milyon insan yanıma gelmiş benden fotoğraf çektirmiştir. Bir çocuk gelmiş fotoğraf çektirmiş. Kimseyi de kırmıyorum. Kimseye de ya olmaz demiyorum. Herkese fotoğraf çektiriyorum. Hiç öyle bir şeyim yok. Kocunacak tarafım yok. Hiç öyle bir derdim de yok. İzmir'deydim. Beni bir arkadaşım aradı. Dedi ki ya abi senin birinin fotoğrafın varmış dedi. Emniyet bu adamı arıyor dedi. Emniyetten, istihbarattan benim dostlarım var. Bana dediler ki ya ona ulaşamıyoruz. Bu adamı tanıyorsa bunu bir teslim etsin. Ben kim dedim, at bakayım şu fotoğrafı dedim ya. Çocuk WhatsApp'tan bana fotoğraf açtı. Şöyle fotoğrafı bütünce gördüm. Düğün salonunun çıkışı. Anladım. Dedim ki onlara söyle. Ben bu herifi hayatımda görmedim, hayatımda tanımıyorum. Düğünde çekilmiş bir fotoğraftır, falanın da düğünüdür. Gidip bakabilirler dedim. Salonda şuradaydı. Adam düğün salonundan çıkarken benim yanımda fotoğraf çektirmiş. Yani Can Dündar'a ne yapmışlar ya? Gitmiş herif yere bir tane ateş etmiş. Ondan sonra adam ben azmettirmiş ya. Ben azmettirsem öldürürüm, kusura bakmasınlar yani. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yapmam da. Yapmak istedikten sonra bir doğru düz bir şey yaptırırım yani. Hayatımda görmediğim, tanımadığım, bilmediğim bir adam benimle düğün salonunda fotoğraf çektirdi diye istihbarat gitmiş oradan fotoğrafı bulmuş. Benim arkadaşım vasıtasıyla bana sordular. Ben dedim ki tanımıyorum. Daha sonra da aldılar zaten. Tanımadığım bir çocuk. Kendi başına mı yaptı? Biri mi yaptırdı? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani gidiyorsun sen ateş ediyorsun diye yere ateş ediyorsun. Polisler seni alıyorlar. Ondan sonra da haydi meşhur olmak için yapılan basit bir eylem ya. Başka hiçbir şey değil. Oyun yani, tuzak. Kendi kendilerine yaptıkları bir eylem. Öyle bir şey olabilir mi yani?
Can Dündar bu memlekette öyledir böyledir tartışırsın şey yaparsın ama gazeteci öldürmek nerede? Ya bu gazeteci öldürme noktasında bir iki şey söylemek istiyorum çok önemli. Size lütfen ek bir dakika süreyi seve seve veriyorum. Şimdi bu ülkede bir sürü şey yaşadık hepimiz biliyoruz. Mesela Türkiye'de gazeteciler de öldürüldü değil mi? Abdi Bey de öldürüldü. Abdi İpekçi öldürüldü de Türkiye'de öldürülen iki tane ülkücü gazeteci var. Bunlar ciddi köşe yazarları o günün çağın gerekleri içerisinde. İsimlerini kimse bilmez. İsmail Gerçeksöz, Fedai Coşkuner. Mustafa Fedai Coşkuner. Bir tane Allah'ın kulu desin ki ya biz biliyoruz bu adamları ya. Bu adamlar gazeteciydi öldürülmüştü. Bu arkadaşlarımız, abilerimiz şehit edildi. Bir tanesi Lalel'de bir tanesi evin önünde. Bunlar köşe yazarı, gazeteci, başka hiçbir meslekler olmayan insanlar. Ama kimse bilmiyor. Zannediliyor ki sadece Türkiye'de ülkücüler gitmiş, solcu gazetecileri öldürmüşler. Ülkücüler saldırgan, adi vahşi. Şimdi telekomünikasyonun kilit noktalarını ellerinde tutan güçler bize hiç söz hakkı vermediler. Hiçbir şey anlatmamıza müsaade etmediler. Ya nerede Fedai Coşkuner? Kim öldürdü? Hangi örgüt canlısıydı? O da gazeteciydi. Evet, Abdi Bey de gazeteciydi. Bunlar o gün çağın gerçekleri ama bizim de canımız yandı. Kimse bunlardan bahsetmiyor. Tek kelime söylemiyor. Yani. Peki. Şimdi Can Dündar Can Dündar 30 saniye daha veriyorum Can Dündar özelinde. Can Dündar bu ülkede işte solcu, geçmişte ben biliyorum Devyol'la ilişkisi olan bir herif. Yani Devyol'un yetiştirdiği çocuklardan biri. İşte öyle düşünür, böyle düşünür. Türkiye'de geldi, işte mikrosoruları bilmem ne davasından dolayı da Türkiye'den firar etti gitti. Şimdi Türkiye'nin aleyhine çalışıyor. Oradan en azından yapılan politikalara karşı yabancıların görüşlerine uygun sözler söyleyerek beni de rahatsız ediyor. Bir 30 saniye daha veriyorum, buyurun. Herkesi rahatsız ediyor. Can Dündar gazeteden, Can Dündar'ı niye öldürttüm? Can Dündar'ın ayağına doğru yere niye ateş ettireyim? Böyle bir adamı niye organize edeyim? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir gerizekalılık olabilir mi? Böyle bir şey insan yapabilir mi yani? Ve ben bu yaşımda, ben şunu söylüyorum, şiddetten bütün gençliğin uzak kaçması lazım. Özellikle böyle işte devlet var, devletin de gücü var. O gün belki devletin gücü yetmiyordu ama bugün devletin gücünün her şeye yettiğini ben biliyorum. Devlet gidecek, Can Dündar'ı oradan alıp getirecek, burada yargılayıp cezasını verecek. Onun haricinde kimsenin bir şey yapmasına gerek yoktur. Bunu yapmak aptallıktır ya da meşhur olmak için kendini ön plana atan garipliktir yani. Peki, şimdi bir başka konuyla devam etmek istiyorum ve kadınlar başlığını atacağım. Kadınlar konusunda sizin de şöyle cümlelerinize rastladım. Biliyorsunuz Türkiye'de kadınlara paşa unvanı verilen tek şehir Erzurum'dur. Yaşlı kadınlara paşa ya da paşam diye hitap edilir demişsiniz. Fakat bu sıfatlar kadınların çektiği acıları ne yazık ki bertaraf etmiyor. Ciddi bir zihniyetle, ataerkil zihniyetle karşı karşıyayız. Şimdi toplumumuzda günden güne duyduğumuz kadına yönelik şiddete istinaden görüşlerinizi merak ediyorum. Ve özellikle çocuk istismarına, özellikle kadına şiddete yönelik 7 kez ipten dönmüş, idam cezasından dönmüş biri olarak soru gelsin. Bu konuda idam cezasını onaylıyor musunuz? Ben onaylıyorum. Yani çok net olarak söylüyorum. Çocuktan ırzına geçen. Kadınların, hamile kadının ırzına geçen bir insan ne yapar ya? Bu toplumda niye yaşar yani? Hamile bir kadının ırzına geçenleri gördüm ben. Hapishanede neler gördüm. 9 yaşında erkek çocuğun ırzına geçip de gelip cezaevinde faydalandığım hakların veya sıradan bir insanın, haksızlığa uğramış bir insanın haklarını paylaşan insanlar gördüm. Yani öyle acı şeyler gördüm ki kendi öz kızının ırzına geçen alçaklar gördüm. Duydum en azından. Görsem farklı şeyler yaşayabilirdim. Ama aynı çatının altında yaşadım bu insanlarla. Şimdi bu insanların eğer adalet sağlanabilecek şekilde böyle kılı kırk yararak adaletsizlik bir şey yapmadıktan sonra bu toplumda yaşamalarına gerek yok. Ben bunu kabul ediyorum. İdam yapılmalı. Sadece kadına şiddette değil. Daha neler yaşıyoruz, neler görüyoruz. Bizimki ideolojik kavgaydı. Biz zayiat verirken onlara da verdi. Karşılıklı bir denge vardı. Burada denge yok. 9 yaşındaki çocukluğun ne dengesi olabilir ya? Adam bakın bir tanesini yaşadım, müdüre çıktım anlattım. Eskişehir cezaevinde yatıyoruz. 9 yaşında çocuğu parkta ırzına geçmiş. Herif park bekçisi yapılmış belediye. Aman cezaevinden çıkmış. Daha önce bir suç işlemiş yine böyle bir şey. Adam olsun diye belediye bunu parkta işe almış. Adamı getirmişler park bekçisi yapmışlar. 9 yaşında çocuğun ırzına geçtikten sonra da çocuğun başını taşla ezerek öldürmüş bir alçak bu. Bunu getirdiler Eskişehir cezaevine. Artık dayanamıyorum. Bir yere koydular. Biliyorum onun orada olduğunu. Basın yazdı. Gittim müdüre. Zihni baş diye adam mı adam bir cezaevi müdürümüz var. Dedim ki müdürüm. Bak biz mahkumla da konuşuyoruz bunları. Mahkum da rahatsız. Hepimiz rahatsızız. Müdüre dedim ki müdürüm bak çocuklar var gönüllü. Bu herifi dedim öldürsünler. Tamam mı?
sadece dedim şu anahtarların bir kolaylık sağlayın. Memurlar alsınlar, memurların üzerinden anahtar alıp bunu atsınlar dedim. Ya bu alçak yani, bundan aynı kabdan yemek yemekten nefret ediyoruz tek dedim. Tek bir dakika süre veriyorum. Yarın dedim ceza önünde olaylar çıkacak, patlayacak dedim. Müdür sümenini açtı, bir tane yazıyı önüme koydu. Bakanlıktan bizzat genel müdürün imzasıyla gelmiş. Can güvenliğini al diyor adamın. Dedi ki ben bunu yapamam. Yani böyle bir şey yaparsam genel müdürün talimatı var. Ben bunun can güvenliğini sağlamakla mükellefim. Aman dedi, ondan sonra da alıp bunu başka bir yere götürdüler. Bakın size bir şey söyleyeyim. Eskiden cezaevlerinin caydırıcılığı vardı. Şimdi caydırıcılığı yok. Eskiden bu tip adamlar cezaevine girdiği zaman mahkum öldürürmüş bunu. Savcı gelirmiş cezaevine. Bunu kim öldürdü dermiş. İdam mahkumu varsa elini kaldırmış, ben öldürdüm diye ona bir idam daha yazarlarmış. Yoksa bütün cezaevi elini kaldırmış, biz öldürdük diye. Tamam mı? Ondan sonra da cezaevinde bir organizasyonla herkese küçük cezalar verip bu işi kapatırlarmış. Niye? Dışarıdakiler bunu yapmasın. Buraya geldikleri zaman öleceklerini bilsinler diye. De o zamanki 60'lı yıllar, 50'li yıllarında cezaevinde böyle bir organizasyon varmış. Şimdi gidiyor adam, paşalar gibi cezaevinde yatıyor. Bir de yırtmanın yoluna bakıyor. Ondan sonra cezasını bitirip toplumun içine giriyor. Asıl da asılsın bu adamlar ya. Çok da önemli bir şey değil. Yani çok önemli de ben yaparsam beni de asılsınlar ya. Bu kadar basit. Asılması lazım. Bunlara çok en ağır cezalar. Şimdi ne yapıyoruz? Ağırlaşmış müebbet hapis veriyoruz. Adamların devletin yemeğini yiyor. Senin verginden akşama kadar karnını doyurdu. Paşalar gibi de yatıyor orada. Peki. Şimdi bir başka konuyla devam edeceğim. Biraz da sanat diyeceğim. Kadınları konuştuk, sağ-sol çatışmasını konuştuk. Sizin sanatla ilgili de şöyle cümlelerinize rastladım. Biz sanatsal faaliyetlere önem vermediğimiz için hep sıkıntılar yaşadık demişsiniz. Sağın kaderidir bu. Sol bir de PR'ı düşünür. Beş para etmez adamları hit yaparlar. Beş para etmez romanları, resimleri ön plana çıkarırlar. İnsanlar zanneder ki bunlar sanatçı. Halbuki öyle bir şey yok diyorsunuz. Sağın içinden çıkmış kalemlere atıfta bulunmuşsunuz ve Alper Aksoy'un kalemini methetmişsiniz. Roman bazında da 50 tane Yaşar Kemal edeceğini iddia etmişsiniz. Ama Yaşar Kemal'in yıllardır Nobel ödülü alması için ciddi bir PR çalışması olduğunu atıfta bulunuyorsunuz. Dünya çapında pazarlaması olduğunu söylüyorsunuz. Bunların tek özelliği de 5. kolun Türkiye'deki adamları olmalarıdır. Başka bir özellikleri yoktur demişsiniz. 5. kolu da açalım. Milletin birliğinin kırılıp düşman karşısında zayıf düşmesi için her türlü yola başvuran ekibe de 5. kol deniliyor. Dolayısıyla Nobel ödülüne aday gösterilen, nice eser bırakmış Yaşar Kemal üzerinde de böyle bir açıklamanız olmuş. Soru gelsin. Bu minvalde sizce Yaşar Kemal sıradan bir yazar mı? Ben solun içerisinde Yaşar Kemal'in kitaplarını okumuş bir adam olarak söyleyeyim. Romancılığını da çok güçlü bulmam. Benim kendi görüşümdür. İsteyen beğenir, isteyen beğenmez. Yaşar Kemal'in en önemli romanı İnce Mehmet'tir. İnce Mehmet büyük sükse yapmıştır. İnce Mehmet'ten başka da bugün toplumda aklında kalınan ikinci bir romanını kimse söyleyemez. Ne Mavi Deniz'i, ne Tenekesi, ne başka romanları. Arda efsanesi vardır. Orada da birazcık kalemini kullanmıştır. Ama hep böyle börtü böcekte bilmem neyle bir köy romancılığı vardır onda. Öyle şeyle benimler klasik olabilecek bir romanı yoktur. Benim şahsi eleştirilerim. Ama bir Kemal Tahir öyle değildir. Kemal Tahir hem tarihi anlatır, hem sosyal dokuyu anlatır. Kemal Tahir benim gözümde Türkiye'nin Cumhuriyet döneminin en önemli yazarlarından bir tanesidir. Bütün kitaplarını okumuşumdur. Hatta şöyle bir şey anlatılır. Yaşar Kemal 50'li yıllarda İnce Mehmet'i yazdığı zaman İnce Mehmet bir eşkıyanın şey yapılmasıdır, yükseltilmesidir, fenomen haline getirilmesidir. Bunu okuyunca ve büyük sükse yaptığını görünce Kemal Tahir de oturmuştur, Rahmet Yolları Kesti diye bir roman yazmıştır. Orada eşkıyayla dalga geçmiştir. O roman bana göre şeyden İnce Mehmet'ten daha büyük bir romandır. Ben solda Kemal Tahir'i çok severim. Kemal Tahir romanlarını beğenirim. Kalemini çok güçlü bulurum. Romancılığı çok güçlüdür. Ben Yaşar Kemal'in Nobel ödülü alabilecek kapasite bir adam olduğuna inanmadım hiçbir zaman. Benim kendi görüşüm. Ama şunu söyleyeyim. Orhan Pamuk'a verdiler. Biliyorsunuz Orhan Pamuk'un da bugün neler yaptığını bütün toplum görüyor. Bu beynemler bir oyundur. Beynemler oyun içerisinde demek ki Yaşar Kemal o kadar güçlü destek bulamadı. Ama Orhan Pamuk buldu. Orhan Pamuk'un bir tane kar romanı vardır. Okyana aşk olsun. Herife tuttular, Nobel verdiler. Bir tanesi desin ki ben baştan sona kadar okudum, anladım. Yarım sayfa, bir sayfa şeylerle, metinlerle romancı. Ben de roman yazdım. İki tane benim de romanım var. Ben hiçbir zaman kendime romancı diyemem. Çünkü romancılık farklı bir şeydir. Ben roman denemesi diyorum. Kendi roman denememi de insanlara pazarlamıyorum. Sadece hiçbir kuruşta para falan kitaplarımdan almadım. Sadece arkadaşlarım okusun diye yazdım. Peki.
Şimdi 2003'te hayatımıza giren Kurtlar Vadisi senaryosuyla devam etmek istiyorum. Burada Polat Alemdar karakterinin Abdullah Çatlı olduğu iddiası dolaştı. Hatta bu Abdullah Çatlı'nın kızı Sayın Gökçen Çatlı'ya da soruldu ve benzeyen unsurlar olduğunu söyledi. Yanılmıyorsam siz de cezaevinde bulunduğunuz süre içerisinde size de bir mahkum geliyor ve bu uyarıyla diziden haberdar oluyorsunuz. Biraz da karikatürize edildiği söylüyorsunuz. Acaba benzerlikler kurabildiniz mi? Siz bu tablo içerisinde dizideki hangi karakterdiniz? Soru gelsin. Kurtlar Vadisi sizin hikayeniz miydi? Değil. Şimdi Kurtlar Vadisi'nin işin gerçeğini ben size anlatayım. Bir İtalyan dizisi vardı. Burada bir konsept var. Konsept şu: adam devlete çalışan bir yetiştirilmiş bir ajan. Ondan sonra bu suç dünyasının içerisine sızdırılıyor. Orada kardeşi din adamı, papaz, burada da babası din adamı. Yani bu konsept bir defa bana göre çalınma bir konsept. Kim ne derse desin. Ben o diziyi seyrettim çünkü. Amerikalıların yaptığı, başrolünü Vinnie Terranova diye bir, yani o aktrisin gerçek ismi değil de, o filmdeki o aklımda kalmış, diziyi hatırlamıyorum. TRT2'de yayınlandı bu. Biz o zaman cezaevindeydik, ben bu diziyi iştiyakla seyretmiştim. Orada bir konsept yaratılmıştı. Bu konsepti Kurtlar Vadisi diye bir konsepte uydurdular, getirdiler ve Türkiye'de de adamlar başarılı, neyin başarılı? Pazarlamayı yaptılar, gündemi yakaladılar, genç neslin damarını buldular, oradan girdiler. Bizim hayatımızda öyle Kurtlar Vadisi falan filan yok. Türkiye'nin yarı nüfusunu öldürdüler ve ben aktör olarak da, bunu söylemekte de beis bulmuyorum, Necat Şaşmaz Bey'i çok iyi bir aktör olarak görmüyorum. Benim Türkiye'de aktör olarak gördüğüm tek adam vardı. O da yıllar önce rahmetli oldu. Benim için Sadir Alışık Türk sinemasından gelmiş geçmiş en önemli aktördür. Bu aktörün üstüne de oyunculukta onu aşabilecek bir adam da gelmedi. Şimdi Necat Şaşmaz zaten oyuncu değil. Böyle bir şey yok. Ama böyle bir konseptin içinde kendini bulmuş adam. 10 yıl mı 15 yıl mı ne böyle bir hikayeler uyduruldu. Sadece yaptıkları şuydu. Senaryoyu yazan adamlar çok iyi senaryoyu, gündemi takip ediyorlardı. O gündemden olabilecekleri de üzerine ekleyip de yayınlayınca okumayan, düşünmeyen, akletmeyen toplum bunları zannetti ki hayatın gerçeği bu. Ölmüş gitmiş adamın, dizide ölmüş bir adamın arkasından cenaze namazı kılan dünyada ikinci bir toplum var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bizi dijital dünyayı bırakın, böyle hayal dünyasının, film dünyasının içine çekip de gerçeklerle birbirine karıştıranlar kim, onu merak ediyorum. Gerçek farklı, peki, film farklı, o ayrı bir dünya. Peki. Şimdi hayatınızın bir başka boyutunu anlamaya çalışarak sormak istiyorum. Ailenizden, sevdiklerinizden uzak bir başınıza 27 yıl bir hücrede hayat geçiriyorsunuz. Çok merak ediyorum, insan zihin sağlığını nasıl korur? Normal hayatta bağlarını koparmadan nasıl bir tutunma şekli geliştirir? Psikolojisini nasıl güçlü tutar? Soru gelsin. 27 yıl hücre hapsinde nasıl ayakta kaldınız Haluk Kurucu? Şunu söyleyeyim, birinci derecede ben duaya inanan bir insanım. Benim hakkımda tanıyan tanımayan, fizik irtibatım olmuş olmamış birçok insan dua ettiğini biliyorum. O duaların üzerimde büyük tesir yaptığını biliyorum. İkincisi, ben hayatın realitesine inanmış bir insanım. Hayatın gerçeklerine inanmış bir insanım. Hep gerçekçiyimdir. Başıma bir şey gelmişse oradan ne olabileceğini düşünüp ona göre kendimi dizayn ederim. Yani okudum, yazdım, düşündüm. Elbette acılar çektiğim günler oldu. Elbette ki sıkıldığım günler oldu. Ama hep realiteye göre hareket ettim. Allah'a sığındım. Akıl sağlığımı koru ya Rabbi diye çok dua ettiğimi bilirim. Yani önce akıl sağlığı. Çünkü fizik sağlığınızı bir şekilde tamir etme imkanınız vardır ama akıl iğnenin ucundaki bir küre gibidir. Düşünce bir daha koymak çok zordur. Aklımı korumak için kendimi ona göre dizayn ettim ve akıl sağlığımı korumaya çalıştım. Diğerleri zaten kendinin içinde geldi. Beni ailem çok destekledi, eşim destekledi. Çocuklarım bir gün gelip de pencerenin arkasından bana ağlamadılar. Hep sanki normalmiş gibi davrandılar. Eşim hep öyle davrandı, ailem öyle davrandı. Yıllarca kardeşlerim, çevremdeki insanlar öyle davrandı. Onların verdiği güçle açtım. Ama ben duaya ve zikre inanırım. Çok zikir çektim. Allah'ın isimlerinin açılışına inanırım. O açılışların beyinde yarattığı güçlere inanırım. O şekilde bir ayakta kalma mücadelesi verdim. Allah'a çok şükür de başarılı olduğuma inanıyorum. Tabii ki üzerimizde bir takım artılar eksiler olmuştur o zor günlerin. Bunlar da gayet doğaldır yani. Bunun altından bir şeyler aramaya da gerek yok. Bazen agresif olabiliyorum. Bazen çok yumuşak olabiliyorum. Kendime şaşırıyorum. Öyle bir hayat gelip geçiyor yani. Yapılacak bir şey yok.
Ama şu var, Allah bize dayanma gücü verdi. Ben Allah'ın sayesinde, ailemin sayesinde, çevremdeki iyi insanların sayesinde ayakta kaldığıma inanıyorum. Demek ki biraz da hayat enerjim fazlaymış. Hayat enerjisi çok önemli. Hayat enerjimi bugün bile 62 yaşında evime ekmek götürmek için çalışan, çabalayan, kovalayan bir insanım. Peki, siz kendinizi böyle tarif ediyorsunuz. Aynı zamanda babasınız, iki kız çocuğu babası. Değerlerinize istinaden de şöyle bir cümle kurmuşsunuz. Eskiden büyük küçük vardı, saygı ve sevgi vardı. Büyüklerin kahvesine girmezdik. Bu kültür ruhumuzu sardı, sarmaladı. Dadaşlık farklı bir olaydır. Bu kültürü şimdiki nesle anlatamazsın. Kendi çocuklarıma anlatamıyorum demişsiniz. Tabii sizin algınız kamu vicdanında da toplumda da çok farklı ama aynı zamanda da bir babasınız. Dolayısıyla merak ediyorum. Soru gelsin. Haluk Kırca evde nasıl bir baba? Vallahi şimdi ben aile hayatına yani baba olduğumu, babalık görevini yapmak için pek fazla zaman bulamadım. Son 5 senedir dışarıdayım. Son 5 senedir evimde baba olarak akşamları eve giden bir insanım. İlk zamanlarda bayağı bir bocaladım. Çünkü evleniyorsunuz. Bir çocuğunuz oluyor, firara düşüyorsunuz, ondan sonra geliyorsunuz, 4,5 yaşında kızınızı bırakıyorsunuz, tekrar bir dışarı çıkıyorsunuz, kaçıyorsunuz. Ondan sonra yeni bir hayat kurmaya çalışırken bir hapishaneye geliyorum 99'da, 15 gün sonra evden haber geliyor ikinci çocuğun olacak diye. Eşim bana haber gönderiyor, ben hapishanedeyken ikinci çocuğum doğuyor ve çocuğum ilk gördüğüm zaman yani dışarıda yüz yüze ilk gördüğümde kızım 5 yaşında, ikinci kızım, büyük kızım 11 yaşında. Ondan sonra bir gidiyorum, bir daha geliyorum. Kızım birisi 20 küsur yaşında, birisi lise son sınıfta. Böyle bir hayat. Şimdi bilmiyorum aile hayatı nasıl. İlk çıktığımda bayağı bocaladım. Ya ben bazen kızıma bir şaka olsun diye bir şey söylerdim. Hanım bana dedi ki bundan 3-4 sene önce. Ya onu öyle yapma, o ondan hoşlanmaz. Ya bilmiyorum şimdi çocuğumu tanımıyorum. Aile hayatını bilmiyorum. Büyük bir kopukluk yaşamışım. O kopukluğun içerisinde zamanla birbirimizi tamir ederek geldik. İşte biraz evvel söyledim. Kızıma sordum. Yani ben nasıl bir babayım diye. Baba çok rahatsın ve çok iyisin dedi. Yani şimdi bunu bir çocuğumun ağzından duymak benim için büyük bir payedir. Ben kızla çocuklarımı çok sıkmam. Çocuklarım Allah'a şükür hadlerini bilirler. Anneleri iyi yetiştirmiştir. Bizim çocuklarla bir sıkıntımız yok. Sadece çocuklarla olan sıkıntımız şu. İkisi birazcık yaş farkı olduğu için birbirleriyle geçinemezler. Bizim sıkıntımız sadece iki kızımın arasında zaman zaman yaptıkları tatlı sert kavgalardır. Biri evlendi gitti. Şimdi torunum var Allah'a çok şükür. 5,5 yaşında bir torunum var. İşte ona rağmen birbirimize yakın oturuyoruz. Zaman zaman gelip gitmeler oluyor. Peki. Şimdi hücrede geçen 27 yıldan bahsediyoruz Haluk Kırca. İnsan hayal etmekte dahi zorlanıyor. Cezaevinde başka bir habitat oluşturdunuz. Sonra sivil hayata adapte olmaya çalıştınız. Oradaki bocalamanız, normal hayata adaptasyonda mesela bir geçinme derdiniz. Kitap yazdığınızı biliyorum. Ama bu maddi konuda bir himaye edildiniz mi? Birinden yardım aldınız mı? Nasıl para kazanıyorsunuz? Nasıl geçiniyorsunuz? Hayatınızı nasıl idame ettiriyorsunuz? Merak ediyorum. Soru gelsin. Nereden para kazanıyorsunuz? Evet. Ben ticaret seven bir adamım her şeyden önce. Ben 91'den beri ticaret yapıyorum. Ben Türkiye'de hiç kimsenin, bizim jenerasyondan kimsenin yapamadığını 91-94 sürecinde kaçakken bile yaptım. O zaman Sultan Tekstil diye bir firmanın ortağıydı. Abdullah Çatlı ile birlikte ben yetkili müdürüydüm. Ben iki defa bronz madalya aldım Türk İhracatçılar Birliği'nden. Dış ticaret yapıyordum. Ve size buradan bir şey söyleyeyim. İster inanın ister inanmayın. Biz 1993'te Marmara Üniversitesi'nde İthalat İhracat kursuna Abdullah Çatlı ile birlikte katıldı. Kayıt orada onunki Özbay'dır, benimki başka bir isimdir. Orada kursa katıldık. Neydi? İthalat İhracat kursuna Marmara Üniversitesi'nin Bahçelievler'de bir kampüsünde biz İthalat İhracat kursuna gittik, katıldık, ticaret yapıyorduk. Ticareti daha iyi yapalım diye bu nedir diye gidip çalıştık üzerinde. İkimiz birlikte katıldık. Sadece son final imtihanına katılmadık çünkü ihtiyacımız yoktu. Bizim bilgiye ihtiyacımız vardı, onu aldık. Şimdi ben 2015'te dışarı çıktığım zaman yine arkadaşlarım, dostlarımdan bana birçok teklifler geldi. Şunu yapalım, bunu yapalım, şu işi kuralım, bu işi kuralım diye. Bir takım arkadaşlarımdan onların kurdukları şirketlerin vasıtasıyla ticaret yaparken bir taraftan da kendi işlerimi kurmaya çalıştım. Birçok iş yaptım. Halen yapıyorum. Kafem vardı bugün İstanbul'un en iyi yerinde. Arkadaşlar bilirler. Gittim orayı kiralı bir dostumla birlikte. Benim ona gücüm yetmez Doğan için. Bir iş adamı arkadaşımla birlikte kafe kiraladım. Çamlıca'da
Büyük bir kafeyi işlettim 2 yıl. Birçok işim oldu. Halen var işim. Ben geri dönüşüm sektöründeyim şu anda. Geri dönüşüm sektöründe ciddi işler yapmaya çalışan bir firmada iyi işler yaptığımı zannediyorum. Onların iş geliştirme bölümünde çalışıyorum ve iyi işler yapıyoruz. Türkiye'de şu anda geri dönüşümle çağ atlatan, 2-3 çıt yukarıya çıkaran bir firmada iş geliştirme bölümünde ciddi işler yapıyorum ve para kazanıyorum. Bunun haricinde inşaat sektörüne girdim. İnşaat sektöründe yine arkadaşlarımla birlikte işler yaptım. 30 saniye veriyorum. Halen inşaat sektöründe ciddi işler yapmaya çalışıyorum. Öyle şey değil, devlet ihaleleri, devlet şeyleri falan filan değil. Bunlar sadece özel sektörün içerisinde. Ben devlet sektörüyle hiç iş yapmadım, yapmak da istemiyorum. Hep özel sektörün içerisinde birçok iş dalında ve iyi yöneticiyimdir. İyi ticaret adamımdır. Benim Nevşehirlik damarım var yani. Benim babam Nevşehirlidir. Nevşehirliler ticareti iyi bilir. Ben ticaretle paramı, ekmeğimi kazanıyorum ve çocuklarıma helal ekmek götürüyorum. Bundan da gurur duyuyorum. Allah ömür verdiği sürece de bu işi yapmaya devam edeceğim. Ben ticaretten başka bir şey bilmem. Helal para kazanırım, helal para yerim. Çocuklarıma da onu götürürüm. Peki. Şimdi son soruma sıra geldi. Son sorumda sizin Genç Arkadaş adında Ülkücülere El kitabı niteliğinde yazdığınız satırlardan bahsetmek istiyorum. Kitabın içinde bir pişmanlık başlığı açmışsınız. Diyorsunuz ki, genç arkadaş, hayatta keşkelere yer olmadığını unutma. Keşke diye başlayan cümleler pişmanlık, nedamet dile getirse de zaman kavramı keşkenin yitip bitiricisi olduğundan sana fayda sağlamaz demişsiniz. Her işini zamanında aklını, vicdanını, hatta duygularını kullanarak yap ve keşkelere açık kapı bırakma demişsiniz. Peki siz hiç mi keşke demediniz? Keşke o olaylar yaşanmasaydı, keşke başka bir çocukluk yaşasaydım, keşke meselen farklı olsaydı, keşke o canlar yitip gitmeseydi diye hiç bir muhasebe yapmadınız mı? Soru gelsin. Kamu vicdanının, toplumun sizi affettiğini düşünüyor musunuz? Vallahi benim öyle bir şey ihtiyacım yok. Onu bir defa baştan söyleyeyim. Benim Allah'a verecek hesabım var. Allah bu hesabı benden sorar mı? O onun katında gerçekleşecek bir hadise. Ben gerçekleri olduğu gibi samimiyetimle anlattım. İdeolojik çağın çocuklarıyız. Bir kavganın içinden geldik. Yaptığım her şeyi inanarak yaptım. Keşkelere hayatta yer yok. Keşke şöyle bir çocukluk yaşasaydım. Hani insan düşünür ya lan benim babam işte atıyorum ilin valisi olsaydı. İşte ben vali konağında otursaydım. Böyle bir şey yok. Hayatın gerçekleri var. Hayatın gerçeklerinde payına ne düşüyorsa onu alıyorsun. Kaderin de sırlarından biri bu zaten. Yani senin istediklerin bazen zaman içerisinde oluyor ama olurken de önüne çıkan fırsatlar, önüne çıkan köşe taşları seni farklı yerlere sürükleyebiliyor. Cehaletinden olabilir, efendim bilgisizliğinden olabilir, o andaki reflekslerinden olabilir. Birçok sayıyı var bu işlerin. Ama şu bir gerçek ki hayatta keşkeye yer yok. İnsanlar aklını kullanacak, aklıyla hareket edecek, kendisini ona göre dizayn edecek. Allah aklı onun için vermiştir. Allah diyor ki aklını kullanmayanların üzerine pisliği boca ederim. İnsanlar aklını kullanacaklar çünkü en büyük nimetimiz bu. Bunun içerisinde hayat ne getirirse kimse bilemez. Bu bir kader sırrı. Bu kader sırrında ben Erzurum'da doğmuşum. İyi bir ailenin çocuğuyum hamdolsun. Öyle bir hayat yaşamışım. Geldiğim noktada da alnımda bir tek leke yok. İnsanların bir kısmı beni sevmeyecek doğrudur. Bir kısmı da lan ne büyük adam diyecek, o da doğrudur. Bir kısmı da ortada duracak, o da doğrudur. Affedip affetmeleri, onların kendi bilecekleri iştir. Evet, toplumdaki sol cenah beni sevmez, affetmez, onu biliyorum yani. Peşime adam da taktılar, eylem de yapmaya kalktılar. Bir sürü hikayeler yaşadım. Ama bunlar olacak, tabi şeyler yani. Halen bir takım şeyler bekliyorum. Onlar da tabi, onlar da olabilecek şeyler. Öyle aman aman beni vuracaklar, arkamda yarın gelecekler falan filan, öyle bir şeyde takılmaması da. Kaderim beni nereye sürüklerse oraya sürükler. 30 saniye biliyorum. Orada da hayatımın sırları içerisinde bu dünyada bir nefes olabilmişsem gelip geçmiş bir insanım yani. Hepimiz öyle değil miyiz? Hepimiz zavallı ölümlü varlıklar değil miyiz? Yani bu bir hayat sahnesi. Burada herkesin kendine göre bir sırları var. İnandıkları, inanmadıkları, yaşadıkları, yaşayacakları hepsi bir araya geliyor. İnsanın totalini oluşturuyor ve insan gidiyor. Ama iş şu ki, gerçek bu ki insan insan olmalı. Kendini insan yani Adem'den çok insana evrilmiş bir hale gelmeli. Bunun mücadelesini vermeli. Bu da zaman alıyor, süreç alıyor. Bunu öldükten sonra göreceğiz inşallah. Peki Haluk Kırcı, format gereği bir karnemiz var. Birlikte göz atalım. Efendim, bir dakikalık süreniz kalmış. 79 dakikayı dolu dolu kullanmışsınız. Hiçbir soruyu pas geçmediniz. Bütün sorularıma yanıt verdiniz.
Benim size sormayı unutup sizin eklemek istediğiniz bir başlık var mı? Yani başlıktan çok genel olarak şunu söyleyebilirim. Öncelikle teşekkür ederim. Çok iyi sorulardı. Benim de kendimi ifade etmem açısından zaten ben bu programı kabul ettim. Birçok teklif geldi. Ama burada saniyelerin kaybı uğramadan, lafların kesilip alınmadan yayınlanacağını inandığım için geldim. Benim söyleyeceğim şu, ben ülkemin geleceğinden endişeliyim. Ülkemin geleceği adına çağın gereklerini ve gerçeklerini anlamak, bunun içinde ülkenin geleceğini dizayn etmek mecburiyetindeyiz. Bunu fark etmek mecburiyetindeyiz. Fark etmiyoruz. Yeni bir çağ başladı. Bu çağın gereklerine göre bu toplumun kendini dizayn etmesi lazım. Yeni neslin farklı bir boyuta evrilebilmesi için devletin bunun önemli önlemlerini baştan alması lazım. Çünkü dijital çağ hepimizi mahvedecek bir çağ. Kötü bir çağa girdik. Bu çağın gereklerine, gerçeklerine göre ülkenin geleceğini dizayn etmekle mükellefiz. Bütün insanlık büyük tehlikenin altında. Bu tehlikenin karşısında dik durabilmek için donanımlı ve altyapıyı kendimizin kurmak mecburiyeti var. Bu devlet blockchain'ini oluşturmalı. Bu devlet dijital çağın gereklerine, gerçeklerine göre kendini ayakta tutmak ve söz sahibi olmak için yapılması gereken ne varsa hepsini yapmalı. Bu büyük paralara da mal olsa, büyük fedakarlıklara da mal olsa bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Başka hiçbir çıkar çaremiz yok. Peki Haluk Kırcı, teşekkür ediyorum programa kanık olduğunuz için. Benim için zor bir yayındı, zor bir yüzleşmeydi. Çünkü sizi gazetelerden, tarih köşelerinden okumuştum. Tabii ki size karşı negatif duygularım vardı. Hala da var ama yine de sizi gazeteci olarak anlamaya çalıştım. Çünkü davanız ne olursa olsun hiçbir davanın bir insan canına kastetmeye varmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama yine de burada 40 sorumu yanıtladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. O insan canı meselesini de açıklamaya çalıştığımı zannediyorum. Biz katil değiliz. Yorumu kamu vicdanına bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim programa katıldığınız için. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, 40'ın sonuna geldik. Haftaya bir başka konukla 40 soruyla tekrar karşınızda olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.